Geldim. Herkese merhaba. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhabalar. Burada katılımcılar mı var sadece yoksa şey mi şu anda ona göre konuşayım dedim. Herkes alınıyor mu? Bursa teknik olarak bir bilgi alabilir misiniz lütfen? Sayın hocam hoş geldiniz. Merha tekrar Tokan sen orada mıydın? Evet hocam. Diğer katılımcılara serbest bırakıldı mı? Ne durumdayız? Evet hocam. Devam edebilirsiniz. Tamam. Yok yani onun için konuşmalarımız ona göre ayarlayalım. Evet. Çok teşekkürler hocam. Bekleyelim. Hani bir zaman şey olsun. Saat Tabii kaç? hocam. 2-3 dakika sonra başlayacağız. Zaten görüyorum Sevda burada. Hilmi değil. Hoş geldin. Merhaba. Evet. Ondan sonra Banu'cum sen mi sunacaksın? Egemen mi sunacak? Ben sunacağım ama Egemen de bizimle birlikte. Tamam. Katkı koymak isterse Canan'a ihtiyacımız var. Canan gelmiş mi? Şefika burada. Bir tek Canan şey yapıyoruz. Tamam. Peki. Şefika sen sunacaksın değil mi Canan? Merhaba hocam. Evet ben sunacağım. Tamam. Şimdi tamam ben başlangıçta da söyleyeceğim. Şimdi herkes dinlediği için fazla konuşmak istemiyorum onun için. aslında 90 dakikamız var. 15'er dakikayı geçmeyeceğiz. Biraz daha şey soru cevaplara müsaade etmek için de. Bir de kendinizi başlarken çok kısa tanıtmanız gerekecek. Öyle yapılıyor sistem olarak. Çok kısa olarak o şekilde. Bekleyelim o zaman. Evet, herkese merhabalar. Saatimizi tabii ki tam saati 3. Bugün cumartesi. Bu Eleko 2022'nin de üçüncü son günü.
Dışarıda da biraz bugün falan hava bulutluydu. Ben diyorum ki biraz güneş çıkınca biraz moralim bozuldu. Millet dışarı çık yani oturuma gelseler daha iyi olacak değil mi? Hani o şekilde. Ama gittikçe bence sayının artacağını düşünüyorum. Beraber olacağız. O güzel güzel sayımız artıyor. Birazcık onun için oyalandım. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Biz Eleko 2022 organizasyonu kapsamında aslında elektrik, elektronik ve biyomedikal mühendisliği konferansı biliyorsunuz. Bu çerçevede Aydınlatma Türk Milli Komitemizde bir özel oturum yapılması teklifi aldık ve çok heyecanlanarak bunu kabul ettik. Siz değer Aydınlatma Türk Milli Komitemizin değerli üyelerine çağrıda bulunduk. Ve kısa bir sürede aslında yani normal koşullardan. Onun için sizler de üyelerimiz ve işte çalışma arkadaşlarımız bu konuda gerekli itinayı ve özveriyi göstererek bu bildiriler hazırlanarak aslında adını da ne koyalım dedik hani bu sistemin içerisinde bu çalışma grupları içerisinde insan odaklı aydınlatma aslında biraz önceki benim sunumda da söylediğim gibi insan odaklı biraz da yaptığımız ışığın işte kişiler üzerindeki farklı etkilerini hiç aydınlatmada bu daha da detaylı dikkate alınmak zorunda. Görsel, biyolojik, işte duygusal etkilerini dikkate alarak çalışma verimini ve konforunu yükseltmeye çalışan bu yönden bakıldığı zaman bir değişkenlik söz konusu ve bu otomasyon sistemleri mutlaka olması gereken bunun bir parçası. İşte buradaki çalışmalar aslında otomasyon sistemlerini şimdi ne yapacak? Oraya o dediğimiz stratejileri ve senaryoları oluşturacak. İşte onun için hepinizin çalışmaları son derece değerli ve önemli ve devam etmesi gerekiyor. Evet, hepiniz bu Aydınlatma Türk Milli Komitemizin özel oturumu olan İnsan Odaklı Aydınlatma oturumuna hoş geldiniz. Burada 90 dakikamız var ve 5 tane sunumumuz gerçekleşecek. Şimdi burada baktığımızda biraz da soru cevapları da karşılıklı iletişime de önem verdiğimiz için konuşmacılarımızdan 15 dakikada sunumlarını tamamlamalarını rica edeceğiz. Ve konuşmalara başlarken de kendilerini bir iki cümleyle tanıtmalarını arzu ediyorum. Şimdi biz ilk oturumu, ilk sunumu yapmak üzere sunumun başlığı insan odaklı aydınlatmada yeni göstergeler ve etki parametreleri. Seyda Ali Paras ve ben diyeyim ve çalışma arkadaşım Berker Yurtseven tarafından hazırlanmış bir proje, bir çalışma bildiri. Sevda benim doktora öğrencim. Biraz iltimas geçtim sana. Sana şey olarak Sevda gördüğün gibi tanıtım açısından söz senin şu anda sunumun için. Lütfen bir iki cümleyle kendini tanıtarak mikrofonu alabilirsin. Teşekkürler. Merhabalar herkese. Ben Sevda Ali Paras. Aslında elektrik elektronik mühendisiyim. Selmin Hocam'ın da söylediği gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Selmin Hocam'la doktora yapmaktayım ve konum da insan odaklı aydınlatma tabii ki de. Ayrıca özel sektörde bir şirkette proje müdürü olarak görev almaktayım. Hem sektörde hem teorik açısından da akademik çalışmalarıma devam ediyorum ve bu konuda gerçekten çok mutluyum. Şimdi sunuma geçmem gerekiyorsa hemen sizinle ekran paylaşacağım. Ben mikrofonları sunucunun dışında kapalı tutmanızı rica edeceğim. Diğer katılımcılardan lütfen. Sunumum paylaşıldı mı? Sayın Sezgin Perdaş, oradan mikrofonun yani Sezgin Perdaş diye yazan mikrofonun kapatılmasını Oktay Özcan'ın lütfen. Buyurun. Tamam. Sayfam paylaşılıyor mu? Hocam. Tamam, pardon, aynı şey demişim. Tamam, şu anda tam sunum halinde. Başarılar. Tamam. Gözüküyor. Teşekkürler. İnsan odaklı aydınlatmada yeni göstergeler ve yeni parametreler üzerinde bir bildiri hazırladım. Olduğumuz bildiriyi sizlere sunuyorum. İlk başta girişte literatür araştırmasından yola çıkarak ışığın görsel olmayan etkileri için
sunulan bazı standartlar ve ölçülmesi gereken değerlerden bir özet geçerek yaptığımız bir örnek çalışma ofisindeki insan odaklı aydınlatma tasarımındaki özellikler ve elde ettiğimiz sonuçlar, simülasyon sonuçları ve sonunda da elde ettiğimiz en önemli sonuç ne olacak sizlerle paylaşıyor olacağım. Aydınlatmada LED'lerin kullanılmaya başlamasıyla birlikte bir o kadar da ışık ve insan biyolojik sistemindeki araştırılan çalışmalar sayısı da arttı. Ve bildiğiniz gibi de ışığın bir görsel bir de görsel olmayan tarafından artık bahsediyoruz. Görsel olmayan tarafındaysa sirkadyen ritmi davranışsal ve hormonsal açıdan vücudu etkilemesiyle beraber bu sayede ışık tedavilerinde birçok hastalıkta mesela depresyon gibi obezite gibi sorunlarda bu tedaviler kullanılmaktadır. Aslında ışığın görsel olmayan tarafını irdelemek için ışığın tüm dalga boylarında eşit derecede insan vücudu ya da insan gözü duyarlı değildir. Ve bu sayede de yapılan çalışmalarda insan gözündeki IPRGC olarak adlandırılan, tabii bu işin uzmanları daha iyi bilir. Ben hani bir mühendis olarak konuya bakmaya çalışıyorum. Bir fotoreseptör üzerinden insanın beynini, insanın vücudundaki hormonsal ve diğer dengeleri sağlamak amacıyla beyinde bir duyarlılık sağlıyor. Bu konseptten yola çıkarılarak Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nun da belirlediği CIE 2018 S26 nolu bir standart yayınlıyor. Bu yayında konusu geçen EML metriğinden bahsediliyor. Tabii bu oranların elde edilmesi için de daha kolay bir şekilde kullanılması için melanopik oranı hesaplayıcı gibi bir çözüm de sunuluyor. Aslında insan odaklı aydınlatma hesabı yapmak isteyen kişiler bu melanopik ratio oranını elde etmeleri için ışık kaynakları, kullanacakları armatür ve neyse bunun oranlarının SPD olarak bu hesaplayıcıya girmiş olup ve nihayetinde melanopik oranları elde etmeleri gerekiyor. Ve sonrasında tabii bu oranı hesaplarda EML elde edebilmek için kullanmakları gerekiyor. İkinci model ya da ikinci öneri ise CS modelidir. Yine bir önceki modeli baz alarak biraz daha farklı şekilde CS oranında da aslında korneadaki spektral ışıma gece melatonin baskılanmasına dayalı olarak bir mantık yürütüldükten sonra göze gelen ışık miktarında etkilenen vücudun CS oranlarını 0,1 ve 0,7 arasında tanımlıyor. Aynı şekilde bu CS oranını da elde etmek için web sitesinde bulunan bir hesaplayıcı metodunda yine de renk sıcaklığı, kullanılan ürünün SPD oranları ve ayrıca yapılan hesaplardaki dikey aydınlık düzeyinin de miktarının girilmesi gerekiyor. Ve akabinde CS oranı elde ediliyor. Bizim daha önce yaptığımız bir çalışmada farklı 5 tip aydınlatma armatürünün birebir İstanbul Teknik Üniversitesi Aydınlatma Laboratuvarı'nda SPD oranlarını ölçerek bir karşılaştırma çalışması yaptığımızın sonucunda elde ettiğimiz netice bu ki direkt, indirekt, lineer bir armatürün sarkıt şekilde kullandığı zaman daha verimli sonuçlar elde ediliyor. Genelde bu tip çalışmalarda farklı renk sıcaklıkları öngörülüyor. Seçtiğimiz üründe de zaten öyle. 2700, 3800 Kelvin, 5000 Kelvin ve 6000 Kelvin arasında farklı renk sıcaklıklarında bu armatürün özellikleri birebir hesaplanıp tabloda getirilmiştir. Tabii hesaplarda CS oranlarını ve EML oranlarının da farklı zaman dilimlerinde açıklanması gerekiyor. Bunun için de önerilen standartlarda belli bir aralıklar var.
Bunlara sadık kalarak aydınlatma tasarım hesabımızı yaptık. Çalışma yaptığımız alan aslında Enerji Enstitüsü'nde yer alan bir açık ofis tipi alandır. Araştırma görevlisi arkadaşlarımız bu alanı kullanıyorlar. Yani gördüğünüz gibi mevcutta zaten bir oturma düzeni var ve masalar duvara doğru bakıyor. Boyut olarak da 4.9, 4.6 ve 2.8 metre yüksekliğinde bir alandır. Biz bu alanı aslında irdelemek için ele aldık ve modellemelerimizi de buna göre yaptık. Aslında hesaplara ilk başta başladığımız zaman mevcut yerleşim mevcut düzene göre bu aydınlatma hesapları yapıldı. Ama bir revize gerektiğini gördük. Revizeyi de şu şekilde yaptık. İnsanlar oturup ve duvara doğru bakarak çalışıyorlardı. Aslında genel aydınlatma yaptığımız zaman bu durumun çok optime olmadığını gördükten sonra bir revize çalışma, çok optimum bir revizasyon yaparak insanların oturma düzlemlerini değiştirdik. Yani insanlar duvara doğru değil de odanın ortasına doğru bakan bir düzlemde masa yerleşimlerini değiştirdik. Ve yaptığımız dikey düzlem hesaplayıcı alanlarda gördüğünüz bu sarı alanlar gibidir. Bir duvara doğru bir de tam ortaya doğru otururlarsa aradaki fark ne olacaktır? Tabii genelde literatürde de geldiği gibi bir insan oturup masa başında çalıştığı zaman 1.2 metre göz hizasının yüksekliği öngörülüyor ve ona göre de işte masası, onun üstünde aydınlatma aygıtı ve diğer düzlemler ona göre hesaplandı. Yaptığımız simülasyon sonuçlarında şu şekilde yola çıktık. İlk başta yerleşimleri birbiriyle karşılaştırdık. Yerleşimleri birbiriyle karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 10 kat dikey aydınlatma oranlarında fark gözükmektedir. Ve ayrıca aydınlatma aygıtının sarkıt kullandığımız için yüksekliği, yerden yüksekliği bu kadar bizim için önemli ve en optime yüksekliği seçmemiz gerekiyordu. Bunun için de aynı armatürü 2 metre yükseklikte, 1.8 metre yüksekliktede ve 1.6 metre yükseklikte karşılaştırma hesaplarını elde ettik. Tabloda gördüğünüz gibi 1.6 metre yüksekliğindeki dikey aydınlık değerlerinin ortalaması diğer yüksekliklere göre daha yüksek olduğu için bu yüksekliği öngörerek çalışmamıza devam ettik. Ve sonuçta 1.6 metre yerden yüksekliğinde taktığımız, öngördüğümüz aydınlatma aygıtımız ve yerleşimi de değiştirdiğimiz bir alanda farklı renk sıcaklıklarında ve ayrıca farklı çalışma farklı çalışma miktarında artık diyeyim yüzde dimli bir şekilde çalıştığı bu aydınlatma aygıtının hesaplarını tabloda getirdik. Aslında baktığımız sonuç şu şekilde. Ben tabloyu özet geçmem gerekiyorsa en önemli sonuçlardan bunlar elde edildi. Dikey aydınlık seviyesi bizim için önemli. Çünkü dikey aydınlık oranıyla birlikte CS oranına ve IML oranına erişebiliyorum. Dikey aydınlık oranı yatay aydınlık oranına ne kadar büyük bir oran elde ediyorsam o kadar CS oranı ve IML oranı da yüksek oluyor. Ve bu da birebir ışık dağılım eğrisini etkiliyor ve ayrıca ışık kaynağının ne kadar göze ışık ilettiğini etkiliyor. Diğer konuysa yerleşim konusudur. Önemli göz önünde bulunması gerekiyor. Çünkü eğer revize yapılmıyorsa yerleşimde o zaman muhtemelen diyorum aydınlatma aygıt sayısı artacaktır ve bu da enerji verimliliği açısından çok optime bir sonuç.
değildir. Bir diğer sonuç elde ettiğimiz ise hep insan odaklı aydınlatma konusunda farklı renk sıcaklıkları, gün ışığının renk spektrumları vesaire elde edilmesi gerektiği hep konuşuyoruz ve buna değiyoruz. Aslında elde ettiğimiz sonuçlarda şu da gözlemleniyor. İlla renk sıcaklığıyla oynamam gerekmiyor. Farklı lüks seviyelerinde ben aynı şekilde CS oranına ve EML oranına da erişebiliyorum. Ve bu da neyi bana getiriyor akabinde? Otomasyon sisteminin ne kadar önemli olduğunu. İlla renk sıcaklığında oynamama gerek yok. Otomasyon bir entegre doğru senaryolandırmayla otomasyon sistemi kullanıldığı zaman bu lüks seviyesini, dikey lüks seviyesini ben değiştirdiğim zaman istediğim CS ve YML oranlarına erişebileceğim. Ve akabinde de sunabileceğim bir insan odaklı aydınlatma tasarımı olacaktır. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Bazı tabii kullandığımız referansları burada yazdım. Tabii bazısı. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Sevda. 12-13 dakikada tamamlamış oldum şeyini. Bugün biraz uluslararası şey yapıyoruz. Sevda İtalya'dan katılıyor aslında. Görev dolayısıyla oradaydı. Ve biraz sonra konuşmacımız da tahmin ediyorum yine de Almanya'dan katılacak. Ben şöyle sorayım. Soru olursa mikrofonunuzu açarak aslında şey yapabileceksiniz, sorabileceksiniz. İsterseniz her oturumun sonunda bir soralım 2-3 dakika. Şu anda Sevda'ya sorusu olan var mı? Mikrofonu açıp sorabilir. Merhaba Serim Hocam. Müsaadenizle benim bir sorum olacak Sevda Hocamıza. 9. slide'da gösterdiğiniz gibi masanın hemen üzerindeki bir montaj... Adınızı söyler misiniz lütfen? Emin Erseyhan Bağcı. Soyan Hocam, pardon, çok özür dilerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhaba. Şöyle slide 9'daki gibi masanın montaj yüksekliğinde bir aydınlatma armatürü bağladığımız zaman bu insanlar üzerinde herhangi bir psikolojik etki oluşturuyor mu? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı acaba? Mesela hani çok klasik ya da sıra gelen bir şey mi olacak bilemiyorum ama insanlar böyle bir kendini sorgu odasında gibi hissedip çalışma performanslarını etkiler mi diye bir soru geldi aklıma. Aslında şöyle bir şey. Dayandığımız nokta şu. Genel aydınlatma yapılıyor, tamam. Genelde hani alışılageldiğimiz bir aydınlatma ofis ortamında. Tavanda bir genel aydınlatma yapılıyor ve tamam 500 lüksü sağladık. Artık bir sorun kalmadı. Biz genel bir aydınlatmayı sağlamış oluyoruz. Son dönemde bu insan odaklı aydınlatma konseptiyle çok göz önünde bulunan artık masa üstündeki aydınlatmalara doğru gidiyoruz. Çünkü kullandığımız alanı artık aydınlatmak istiyoruz. Ve kullandığımız alanında eğer kişilerin üstünde belli bir etkileşim yaratmasını istiyorsak eğer doğru yerde kamaşma olmadan... Sevdacığım, Soyan Hocam'ın sorusu şu... Aslında kullanacağın armatürler normal şeydeki kataloglardaki olan masaüstü aydınlatmalar değil mi? Kullanımda yani klasik olarak. Doğru. Yani şu anda buna özel bir şey değil Soyan Hocam. Kabul edilmiş, kullanılan ve hatta belli şeyde insanların, kullanıcıların çok da hoşuna gittiği, ortama daha çok bir farklılık katan, bir şey eleganslık katan bir yapıda. Bunun aslında şey biraz soru o yönde doğru gidiyordu. Evet. Biraz da uluslararası Soyan Hoca'dan da sayımız artıyor gördüğünüz gibi. O da Almanya'dan katılıyor. Merhaba Serim Hoca, bir soruyu ben sormadım. Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Evet, Soyan Hoca. Kim sordu? Pardon, çok özür dilerim. Siz yeni mi katıldınız Soyan Hocam? Ben, pardon, çok kim sormuştu soruyu? Çok özür dilerim. Soruyu ben sordum hocam. Emin Sezener. Konuşmanın başını kaçırdım hocam. Kusura bakmayın, nöbetten çıktım. Ancak yetişebildim. Ben sizden mikrofonunuzu kapatmanızı rica ediyorum hocam. Lütfen. Evet. Peki sorunun cevabını bu şekilde aldıktan sonra müsaadenizle ikinci oturuma şeydeki konuşmaya geçelim. Yine dediğim gibi Almanya'dan, Himri Bey Almanya'dan katılıyoruz. Evet, Almanya'dan. Çok renkli bir konuşmacımız var şu anda. Hepimiz tanıyoruz. Ayık Hikmet Odası da zaten sizi bazı şeyleri birlikteliklerinden tanıyor. Hoş geldiniz. İnsan odaklı aydınlatmanın bireysel boyutları bu abın şeyinde çok farklı bir disiplinle bize bir sunum yapacağınızdan eminim.
Kendinize, biliyorum ben seviniz çok kalabalık. Bir kilit cümleyle lütfen sanırım. Sunuma geçiniz lütfen. Buyurun, söz size Hilmi Bey. Buyurun. Peki, teşekkür ederim. Bir saniye ekran paylaşayım önce. Evet, Kazım Beyaz da göz hastalıkları uzmanımız. Evet, ama bir taraftan da şimdi sayacak fotoğrafçılıkla başlayıp. Tamam, hadi söz size. Ben biraz zamanı iyi kullanmak için şey yaptım. Giriş yaptım. Tamam. Teşekkür ederim Sayın Moderatör, değerli katılımcılar. Biraz değişik bir boyuta değinmek istiyorum. Burada naçizane birikimimin birkaç tanesini kırmızıyla işaretlediğimi bugün paylaşacağım aslında. Göz hekimliği yanında adli tıp, görme ve yapay görme, az görenler bugün konuyla çok ilişkili. Fotoğraf, resim işleme, çeşitli mesleki şeyler tabii hem Türk hem Alman aydınlatma milli komitelerinde olmak. Herhangi bir firma ya da şeyde ilişkim yok, finansa ilişkim bulunmamaktadır. Şimdi bu konunun en azından benim için gündeme gelmesinde önemli bir geçiş noktası var. LED dönemi öncesinde mevcut çeşitli aydınlatma lambaları vardı. Bunların kendine göre sabit renk spektrumu, sabit renk sıcaklığı ve görünür ışık dışı ışımaları vardı. LED sayesinde ayarlanabilir bir renk spektrumu, ayarlanabilir renk sıcaklığı, sadece görünür ışık gelmeye başladı ve bu nedenle çok çeşitli teknolojik değişimler ve ürünler oluştu. Bunlar sayesinde bugünkü konuya geliyoruz. Şimdi insan odaklı aydınlatma, insan anatomi ve fizyolojisiyle uyumlu olması aydınlatmanın. Ama şunu unutuyoruz burada, daha önceki LED öncesi bunu yapmak da mümkün değil. Ne varsa onu kullanmak zorundaydık. Hastalıklar, patolojik durumlar ve tedaviler ile oluşan doku ve görme değişiklikleri farklı aydınlatma gerektirebilir. Standartlara, aydınlatma standartlarına temel olan veriler, insanların tümünün görme açısından sağlıklı bireyler olduğu varsayımı ile yapılır. Çünkü ben biliyorum tüm dünyada genelde bu çalışmalarda bir göz hekimi hastaları muayene etmiyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu az sonra da göreceğiz. Burada bir takım standartlar var. Alman aydınlatma standartı numarasını görüyorsunuz. Burada aydınlatma gereksinimlerini tanımlamak için temel terimler ve kriterleri belirliyor. Çalışmalarda sağlıklı olduğu düşünülen bireyler oluyor ama bunların içinde toplumlardaki görme işlevi değişmiş olan bireyler göz önüne alınmıyor. Yani gerçekten sağlıklı olanların ise bile bir de doğal olarak belli hastalıklara sahip olan bireyler var. Onlara göre de bir aydınlatma gerekiyor. Şimdi eğer görme açısından sağlıklı bireylerin tıbbi verilere göre belirlenmesi sağlanırsa standartlar için daha doğru veriler elde edilir. Görme işlemi değişmiş ya da azalmış olanlar belirlenirse sağlıklı bireyler için hazırlanmış olan standartlardan farklı ya da bunların yeterli olup olmadığı değerlendirilebilir. İşte bu çalışmada ben klinik olarak normal aydınlatma dışında ihtiyacı olabilecek hastalıklar ve patolojilerin toplumda görme sıklıkları ile yapabilecekleri görme değişikliklerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki bütün hastalıklara değinmek olası değil, binlerce hastalıklar. Burada en bilinen birkaç tanesini sunacağım. Onların bile ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Bir de bunlarda değerlendirilmesi gereken önemli bir nokta var. Hepimizin çeşitli hastalıkları var. Bugüne kadar öldürmemiş, çok güzel. Ama bu hastalıklar bizim fonksiyonlarımızı etkiliyor. Sadece görme değil, diğer şeylerde. Şimdi hastalıklar genelde ilerleyicidir ve değişir. Bu da görme işlevinde değişikliklere neden olur. Bunun anlamında da aydınlatma bağlamında anlamı ve şekli değişen aydınlatma modalitelerine ihtiyaç duyulacaktır. Evet, demin bahsettim yüzlerce hatta binlerce hastalıklar. Bunları birbirinden bir ayıralım. Bir tane sadece göz hastalıkları var. İkincisi sistemik bir hastalığın göz etkileri. Örneğin şeker, yüksek tansiyon gibi. Bir de çok düşünmediğimiz normalde anatomik olarak beynin öne gelmiş bir parçası olan gözde beyin hastalıklarının görmeyi etkilemesi. Bunların üçü de birbirinden
çok farklı değişiklikler yapar ve her hastada yavaş yavaş geliştiği için farklı değişim olsa bile farklı miktarlarda olur. Şimdi bu birçok hastalıktan, burada hepsini saymayayım, burada görüyorsunuz çok farklı, en çok gördüğümüz hastalıklar var. Bunların hepsinde kademe kademe farklı değişiklik oluyor. Şimdi aydınlatmaya da bir bakalım kısaca. Görmeyi oluşturuyor. Burada ışık ve aydınlatılacak yüzeye ihtiyaç var. Planlı bir şekilde pratik veya estetik bir etki etme amaçlı. Ben fotoğraf yüksek lisansı yaptığım bir modellemeyi göstermek istiyorum. Burada biz zannederiz ki bütün alanı net olarak görüyoruz. Halbuki sabit bir bakan bir gözde sadece merkez nettir. Onun çevresindeki 5 derece daha az nettir. Onun dışı ise oldukça bulanıktır. Yani şöyle bir alanı biz aslında böyle görüyoruz. En merkez 10'da 10 görürken 5 derece dışa çıktığımızda 10'da 1'e, onun dışına çıktığımızda parmak saymaya iner ki 10'da 1'in altı zaten kanuni körlüğe giriyor. Peki nasıl görüyoruz bu kadar küçük bir alanda her yeri gördüğümüzü düşünürken? Yarbus bunu yaklaşık 55 sene önce 2 saniye içinde 6 tane fovea fiksasyonu yapıp ona göre çevreyi algıladığımızı görmüş. İşte bu merkezdeki ufak oynama sayesinde 1 ile 2 saniye içinde örneğin bir insanın yüzünü görüyoruz. O yüzden ilk anda, yani milisaniyeler değil bu, orada gözün taraması gerekiyor. Şimdi birçok şey değişebilir görme işleminin boyutları. Görme keskinliği, görme alanı, kontrast görme, kamaşma, renk görme ve başkaları. Onun detayına girmeyeceğim ama bir hastalıklara ve nasıl gözüktüğüne bakalım, nasıl etkilediğini de görmüş olacağız. Diabetes mellitus, yani Avrupa Birliği'nde şeker hastalığı 2017'de 32 milyon yetişkin, 12-13 milyon da tanı konmamış olduğu düşünülüyor. 2017'ye kadar da bu rakam erkeklerde 2 kat, kadınlarda 1,5 kat artmış durumda. Yani toplumda gittikçe daha fazla gözükmeye başlanıyor. Bunlar Sağlık Bakanlığı verileri. Türkiye'de diyabet ise 20-79 yaş aralığında, yani erişkinlerde yaklaşık 7 milyon diyabet hastası var. Yetişkin nüfusun yaklaşık %15'i. Ve bunun %80 oranında tip 2 olanı önlenebilir. Bunun pratikteki ve görme için ve aydınlatma için anlamını, burada 7 milyon diyabet hastasının çok farklı boyutlarda kaybı ve farklı aydınlatma ihtiyaçları olabilir. Diyabet bağlamında bu katarakt, makul ödemi veya kanamalar ve eksüde dediğimiz oluşumlarla olur. Şimdi bunu bir görelim. Burada gözün arkasını görüyoruz. Burada görme siniri, burada işte o en net gördüğümüz yer tam şunun ortası ve çevresi. Buradan da bu da görme alanını sağlıyor. Burası bir anda gördüğünüz gibi bu üçüncü safa bir diyabet, dördüncü safhada kanamalar ve eksudaların oluştuğunu görüyoruz. Sonuçta burada fonksiyonun bozulduğunu görmek önemli. Bu ikisini karşılaştırabiliriz. Nasıl bir değişim olduğunu. Diğer taraftan unuttuğumuz başka bir şey, tedavi edilmiş ve merkezde görmesi iyi olan hastalara olabilmesi için çevresine lazer yapılır. Beyaz gözüken noktalar bunlar. Ve bu doku ölür. Burada görme alanı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle de aydınlatma ihtiyacı da tabii ki daha farklıdır. Şimdi bu bunu bir sensör olarak düşünürsek retinayı, burada şurada 10 katını görüyoruz. Bunun içinde böyle ödem dediğimiz sıvı oluşabilir. Her zaman bu fonksiyonun azalması için bu kadar çok olmasına gerek yok. Şurada gördüğümüz ufak değişikliklerde görmeyi bozar ve değiştirir. Glokom optik sinir başına demin gördüğünüz çukurlaşmayı yapar ve görme alanı hasar yapar. Dünya çapında geri dönüşü olmayan körlüğün en sık nedenidir. Ve 40 yaş üzeri nüfusta dünya çapında prevalans %3,5'tür. Ülkemiz için de ne yazık ki aynısı geçerli. Dünyada 2020'de 76 milyon, 2040'da 110 milyon civarında glokom hastası olması bekleniyor. Glokomda demin gördüğümüz şekilde burada görüyoruz kör noktadan
başlayan ve daha sonra ileride son tükörlüğe kadar gidebilen aşamaları var glokom. Burada ise eğer bir beyin hastalığı nedeniyle bir takım şeyler hasta kaybediyorsa onları uyabilecek kayıpları görüyoruz. Şu anda en sık uğraştığımız konulardan biri göz hekimi olarak 60 yaş üzerindeki insanların da en çok problemi olan konulardan biri. Dünyada yaklaşık 200 milyon kişi 20 sene sonra bu 300 milyona yaklaşacak ve orta düzey bir yaşa bağlı makula dejeneransı yaşam kalitesini %40 azaltıyor. Bu 75 yaş üzerinde erken yaşa bağlı makula dejeneransı olma riski %25, geç olanda ise %8. Yani ileri yaştaki hastaların önemli bir kısmında ciddi görme değişiklikleri var. Aydınlatma ihtiyaçları da değişiyor. Burada bir bilimsel yayından aldığım şekilde çeşitli aşamalar olabilir. Burada aşağıda kayıp olan tabakalar, arkada yukarıda ise fundustaki değişiklikleri görüyoruz. Bunlar şu gösterdiğim en başlangıç seviyedir ve gördüğünüz gibi hem görme azalması hem de distorsiyona neden olur. Bu benim İstanbul'daki muayenehanemin odası, bekleme odası. İşte böyle bir hastalık her tarafı hemen kör etmez. Gördüğünüz gibi çeşitli derinlikte, yani her yer simsiyah değil. Arka tarafı kısmen gözüken ya da gözükmeyen kayıplara neden olabilir. Ama sonucu buraya doğru, yani tam körlüğe doğru gider. Bir de gece körlüğü var. İsim olarak biliyoruz. Dünya çapında 4000 kişiden birinde var. Yani ortalama 2-2,5 milyon insanda gece körlüğü var. Türkiye'deki rakam büyük bir ihtimalle 20-25 bin arasında. Burada gözün arkasında diyeceğimiz alanda, senzör diyeceğimiz alanda çok çevrede kayıplar, değişiklikler görüyoruz. Burada ciddi kayıplar oluyor fotoreseptörlerde. Bu ama merkezde de olabilir. Ve bunlardan her ikisinde de ileri derecede mühendis tanımıyla söyleyeyim, senzör değişiklikleri ve algı kayıpları oluşur. Bu şeyde de sadece baktığı yerdeki ufak bir alanı görür. Daha sonra tam körlüğe de gidebilir. Ama tabii buradan buraya inen ve çevreyi görmediği bir görmeye sahiptir. Evet, anlatılacak çok şey var ama süreyi tamamlıyorum. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Toplumda ışık ve görme algısı açısından yeterince sağlıklı olmayan bireylerin aydınlatmaya yönelik olası farklı ihtiyaçlarının da bilinmesi ve dikkate alınması insan odaklı aydınlatmayı bir üst seviyeye taşıyabilir. Unutmayalım, Immanuel Kant söylemiş, dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. Hepimiz öyle görüyoruz. İlginiz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yine böyle çok canlı. Muayenehanenizin de renklerini çok beğendim. Çok böyle canlı canlı renkler. Evet, sonuç aslında bütün bu konuşmalarımızda son slaytımızda gerekli mesajı verdiniz Hünür Bey. Bu insan odaklı aydınlatmada aslında farklı bireysel ihtiyaçlarında, değil mi, dikkate alınması gerektiği mesajını veriyoruz. Şimdi başka Hünür Bey'e sorusu olan var mı diye soruyorum. Ben böyle takipte zorlanıyorum soruları ama yöntem bu. Mikrofonumuzu açıp sorabiliyoruz. Çok güzel dinlendi demek Hünür Bey. Harika. Var mı sorusu olan? Semra Hocam, benim sorum olacaktı. Buyurun lütfen. Benim hocam yakalamışken aslında konu kısmen yıllarda çalışım bir konu olduğu halde görmeyle ilgili mekanizmaları çok da iyi anladım söylenemez. Yani şöyle, bizim okul eğitimimizde hani hep görme sinirleri üzerinden hareket ediyorduk ama 2003'te görme sinirlerinin dışında fotoreseptörlerin olduğu bulundu ve ışık ona etki ediyor gözün alt bölgesinde. Şimdi bu hani görme bozukluklarıyla ilgili kısımla fotoreseptörlerin arasındaki bağlantı hakkında bir bilgisi var mı hocamın? Yani sonuçta hani insanların görme yetisinde bir problem olabilir. Retina kısmındaki görme problemleri olan hastalardan bahsediyorum. Ya da bizim bir klasik bildiğimiz kör hastalar. Katarak hastalarında beklediğimiz şey
ışığın algısında değişiklik olması. Çünkü sonuçta bütün reseptörler gözün arka tarafında ama gözün arka tarafında problemi olan, doğuştan kör olan ya da işte diyabete bağlı körlük olan kişilerde aynı şekilde fotoreseptörler de etkileniyor mu? Yani o hastalara yaklaşımımız nasıl olması gerekiyor? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim soru için. Buna bu kadar kısa bir yanıt vermem mümkün değil. Ama şunu söylemem lazım. Göz hastalıklarında, görmeyi etkileyen göz hastalıklarında fotoreseptör seviyesinde değişiklikler oluyor, kayıplar oluyor, ölümler oluyor. Eskiden yani tabii bilgiler de değişiyor. Hiç rejenere olamayacağını düşündüğümüz hücrelerin bir kısmı rejenere de olabiliyor. Ama soru çok doğru. Esante hepsini birbirinden ayırmak gerekiyor. Bir fotoreseptör seviyesi var ama beyine kadar da toplam 5 nöron birbirine bağlanıyor. Öyle gidiyor. Yani aradaki her problem yaratıyor. Ama eğer sensör olarak retina fotoreseptörlerini alacak olursak sensörde problem olduğu zaman daha ilk aşamada olduğu için diğer taraflar sağlam olsa bile işe yaramıyor. Bir hekim olarak belki şunu ekleyeyim. O yüzden de göz neredeyse kör olanlara göz içine çip takıp görmelerini sağlamak yerine bugün bu çok zor olduğu için dünyada ben bu konu üzerine de yüksek lisansta ders aldım da çalıştım. Tarafında görmek için beyine bir reseptör takılıyor. Ve orası uyarılıyor artık. Yani görmeyi retinadan bağımsız ya da retinada olursa diğer taraflar sağlam olur. Bu da doğru değil. Çok geniş bir konu. Şu anda buraya girmeyeyim. Tamam, peki. Çok teşekkür ederiz farklı bir alanlara doğru. Ama bu çok konferansın da biyomedikal kısmıyla çok güzel bağlantılar oluyor. Keşke hani daha çok mutlaka daha sonra bu kayıtlar falan değerlendirecektir. Zaten çalışmalarınızda da sizi tanıyorlar. O açıdan yani bunlar o kadar çok iç içe olaylar ki ben hep şunu söylüyorum aslında göz harika bir organ. Yani çözülmemiş daha çok şeyler var. Evet, o açıdan bu mesajı vererek üçüncü konuşmamızıza geçelim. Şu anda sorabilir miyim hocam? Müsait mi zamanımız? Buyurun hemen şey yapayım. Hilmi hocam öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederiz ama benim acizane bir soru var, merak ettiğim bir soru. Bazı makalelerde görme özürlü kişilerin kanser vakaların görme özürlü kişilerde kanser vakaların az olduğu söyleniyor. Böyle bir iki bir şeyler okuduk. Bunun gerçeklik payı var mı hocam? Burada acaba hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu düşüncelerim için çok önemli. Belli hastalıklar için geçerli. Bu insanların genetik kodlamasıyla ilgili bir olay olmalı. Çünkü gerçekten bu sadece göz ve görmeyle ilgili değil. İnsanlarda A hastalığı olduğu zaman B hastalığının ortalamaya göre daha az olduğu gözükebiliyor. Bu sadece bir iki hastalık için, gözde de birçok hastalık için geçerli. Ama bunun çapraz ilişkisini, yani hangisinde olursa hangisi olmaz ya da 3-4 tanesi olursa hangisi etkiler, bu konuda henüz geniş kapsamlı bir araştırma yok. Ama yayınlara geçmiş olan sizin tam söylediğiniz şey var. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, üçüncü konuşmamızın başlığı konutlarda insan odaklı aydınlatma tasarımına ilişkin bir öneri. Bu çalışmayı Egemen Karmaz ve Banu Manav hazırlamışlar. Şimdi Banu Hocam herhalde sunumu gerçekleştirecek. Buyurun, söz sizin Banu Hocam. Hocam teşekkür ederim. Kısaca kendimden bahsedeyim. Uzun zamandır Sermin Hoca ile birlikte Aydınlatma Türk Milli Komitesi'nde çalışıyoruz. 3 dönemdir ben de yönetim kurulu üyesiyim. Bu dönemin genel sekreteriyim aynı zamanda. Ama tabii akademik kimliğim de var. Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi dekanıyım aynı zamanda. Bu çalışmayı hocamın dediği gibi sevgili arkadaşım Egemen Kaymaz'la birlikte hazırladık. Ben sunacağım ama Egemen de bizimle birlikte sorularla, cevaplarla o da katkı koymak isterse yine bizimle olacak. Hocam izinlerinizle ben paylaşayım ekranımı. Tamam, paylaşabiliyorsunuz galiba. Evet, şu anda tam ekrana geçerseniz.
Burada bir sıkıntı tamam, oldu. Değil mi? Ha, tamam, şu anda oldu. Teşekkür ederim. Tamamdır. Konutlarda insan odaklı aydınlatma tasarımına ilişkin bir öneri. Biz aslında pandemiden önceden beri bu konuya ilgi duyuyoruz ve dolayısıyla bir süredir çalışıyoruz. Kullanıcı odaklı bakmaya, yani kullanıcı alışkanlıklarını konutlarda anlamaya çalışıyoruz aydınlatma tasarımı açısından ve sonra da aslında bunların üzerinden hesap yapmanın doğruluğuna bakıyorduk. O yüzden bu çalışmanın bir hikayesi var ve bir seri aslında bununla ilgili ürettiğimiz çeşitli konferanslarda sunduğumuz çalışmalar var. Bugün onlardan bir tanesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Burada temel olarak üzerinde durduğumuz hem insan odaklı aydınlatma kavramına bakmak konutlarda, hem bunu yaparken MLE hesap sonuçlarını paylaşmak, hem yıllık aydınlatma enerjisi tüketim sonuçlarıyla MLE hesabını kattığımız zaman aslında görsel konfor oluşturduğumuz bir iç ortamda tüm bu girdileri birlikte kıyaslamak ve aslında bununla ilgili bir öneri geliştirebiliyor muyuz ya da bir iyileştirme yapabiliyor muyuz, bu sorunun cevabını aramak. Şimdi insan odaklı aydınlatma tasarımı aslında görsel konforun tanımının bence genişlemesiyle birlikte aydınlanan, araştırılmaya değer ve daha da araştırılacağına inandığım bir konu. Ve buna baktığımız zaman aydınlatma tasarımında artık şu anda biliyoruz ki görsel algımızı desteklemenin yanı sıra sirkadyen sistemimizi, fizyolojimizi ve psikolojimizi de düşünen daha bütüncül bir tasarım yapmak durumundayız. Tüm okuduğumuz literatürdeki kaynaklar bizi bu yönde düşünmeye götürüyor. Peki biz niye böyle bir konuya, konut özelinde ilgi duyduk? Çünkü COVID'den önce araştırıyorduk ama COVID sürecinde baktık ki özellikle ışık ve sağlık konusundaki farkındalığımız arttıkça ve COVID-19 sürecinde dijital iletişim ve etkileşim uygulamalarının da yaygınlaşmasıyla konutları aslında zorunlu olarak da ofis olarak kullandığımızda ve hala işte bugün bile belki hibrit çalışma koşullarına bağlı olarak kullanmaya devam ettiğimiz için bizim yaşadığımız mikro çevreye bu anlamda müdahale etmemizin doğru ve gerekli olduğuna inandık. Aslında araştırma merakımız ve sorumuz da bu noktada başladı, şekillendi. Ve dedik ki biz gelecek konut tasarımlarında iç mekan aydınlatmasında esneklik ve farklı işlevlere hizmet etmesi bağlamında önemli bir tasarım değişkeninde bulunmakta. Ve yine konut iç mekan aydınlatmasında demin bahsettiğim gibi ikinci slide'da aslında yıllık enerji tüketimi de oldukça değerli hane bazında ve bizim bunu da aslında değerlere katmamız gerekiyor. Dolayısıyla konutlardaki elektrik enerjisi ihtiyacına baktık, elektrik abone sayısına ve bunu da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2022 istatistiklerinden alarak sizlerle paylaştık. Pandeminin başlangıcı, kontrolü normalleşme süreci ve normalleşme süreci içerisindeki durumu burada size getirdik. Dolayısıyla özetle diyebiliyoruz ki iç aydınlatmanın konut enerji tüketim payı da artıyor. Ve bütün aslında bunları şu ana kadar söylediklerimi bir araya getirdiğimizde hani tıpkı bir tasarım projesine başlarken yapmış olduğunuz bütün o bubble diyagramlar gibi bir araya getirdiğimizde iç mekan aydınlatma tasarım kriterlerinde bir aslında hep görsel konforu temel olarak sağlamamız gereken tasarım girdileri var. İşte aydınlığın düzgünlüğü gibi, ışık kaynağının renksel özellikleri gibi, geri verimi gibi, ortalama aydınlık düzeyini sağlamamız gibi. Bununla birlikte enerji performans gereksinimleri var. Gün ışığı alımı gibi, aydınlatma kontrol stratejileri gibi, ışık verimi, aygıt geri verimi gibi. Ve bir de artı buna eklenmesi gerektiğine inandığımız insan odaklı aydınlatma tasarım kriterleri var. Aslında bütün bu değişkenli ve dinamiklerin birlikteliğinde ve bütünlüğünde düşündüğümüz zaman daha bütüncül ve doğru bir tasarıma yaklaşıyoruz.
teorik olarak ve pratik olarak bunu yaptığımızda da sonuç ne oluyor? Biz aslında birazcık onu da burada deneyimlemek ve paylaşmak istedik. Bunu yaparken de bu çalışma kapsamında gün ışığının dahil olduğu ve hariç tutulduğu yapma aydınlatma senaryoları için aşağıdaki 5 değişkeni insan odaklı aydınlatma tasarımına etkisi bakımından inceledik. Bunlar aydınlatma sisteminde %100 bir de %60 ışık akısı ayar yapıldığı durum, yani loşlaştırma olduğu olmadığı durum. Işık rengi sıcaklığında da 2700 Kelvin, 4000 Kelvin, 6500 Kelvin olduğu durum. Bir de bununla birlikte yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi üzerindeki değerler içinde 13 tane değişken aslında ile birlikte çeşitli senaryolamalar yaptık. Bir, temelde mekan kullanım sıklığına baktık. Pandemi öncesi, pandemi süreci, pandemi sonrası. İç duvar yüzeylerinin ışık yansıtma çarpanlarının değişkenliğine baktık. 0.5 ile 0.8 arasında tutarak buna değer verdik. Çünkü pandemi sürecinde okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla ve deneyimlediğimiz kadarıyla aslında kişiler kendi konforlarını artırmak için mikro çevrelerine müdahale etmeye, duvarların renklerini değiştirmeye, mobilyalarını değiştirmeye, yani etraflarını kendilerince güzelleştirmeye gayret ettiler. Peki biz dedik ki, yani en azından duvar renginde bir değişiklik olsa bir katkı olur mu? O yüzden bunu koyduk. Aydınlatma kontrolünde sürekli açık, manuel kontrol, kademeli kontrol, lineer kontrol senaryolarına baktık. Bir de tabii ki cephe yönlenişi olarak da iki referans blok aldık. Kuzey ve Güneydoğu yönlerinde. Çalışma alanımız Bursa'da yer alan çok katlı apartman bloklarından oluşan kapalı bir konut sitesi. Farklı cephe yönlenişlerinde. Burada vaziyet planı üzerinde yuvarlak içerisine aldığımız bizim çalıştığımız bloklar ve yönler. Birazcık plan ve iç mekanları ile ilgili bilgi vermek için bu slaytı sizlerle paylaştık. Dolayısıyla bu mahallerin üzerinden çeşitli birimleri çalıştık. Bugün konu olan yerde ise salon üzerinden bir takım değerlerimizi çalışarak size gösterdik. Çalışmada simülasyon programları olarak Dialux'u kullandık. Bina modellemesi, gün ışığı simülasyonu, yapma aydınlatma sistem simülasyonu ve hesap yüzeyleri için gün ışığı ve yapma aydınlatmaya bağlı aydınlık düzeyi ve parıltı sonuçlarının değerlendirilmesi için Excel'de MLE hesaplarını yaptık. Enerji tüketim grafiklerini oluşturduk. Bu MLE hesabını ve detayını aslında sevgili Sermin hocamların bildirisinde çok güzel anlatıldı. Tekrar burada detaya girmeyeyim. Design Builder'da ise bina zon modellemesi üzerinden kullanıcı faktörü ve kullanım takvimine bağlı olarak aydınlatma enerjisi ve birincil enerji tüketimi hesaplamalarını yaptık. Şimdi burada şu küçük videolarımızla yatay düzlemdeki hesaplarımız üzerinden bir fikir verebilir belki yerleşimine bağlı olarak. Aydınlatma biçimi, ürün görseli, lamba özelliğinde gördüğünüz seçimler görsel konfora ulaşmak için bu pandemiden önce söylediğim gibi yaptığımız bir anket çalışması vardı. Yaklaşık 56 tane geçerli anket sonucu vardı. Onları da referans olarak aslında kullanmaya, kurgulamaya çalıştığımız aydınlatma senaryoları. Onun dışında da yapma aydınlatma için referans ve hesap değerlerine baktığımızda bir burada genel aydınlatmayı hesapladık ve ondan sonra da genel aydınlatma, bölgelik aydınlatma için sonra da düşey düzlemde eşdeğer melanopik lüks değerlerini çeşitli referans noktaları için baktık ve karşılaştırdık. Burada iç aydınlatma simülasyonu ve MLE hesap sonuçlarının devamında Güneydoğu ve Kuzey yönlerindeki yine burada bir küçük videolarımız var. 21 Haziran ve 21 Aralık günlerini referans alarak sabah 9 ve 13 saatleri arasını referans alarak çünkü MLA değeri olarak bize 4 saat boyunca 200 MLA'yı
al diyor vücuduna. Dolayısıyla göze giren ışık miktarının bu olması gerektiğine inanarak bir takım referans saat, gün ve noktaları aldık. Yine görsel konforu, genel aydınlatma ve bölgelik aydınlatma olarak bu mahal için. İşte ondan sonra da buna bağlı olarak farklı renk sıcaklıkları üzerinden eşdeğer melanopix lüks değerliklerine bakarak yaşam alanı ve çalışma alanı için senaryolarımız içerisinde karşılaştırma yaptık. Mekan kullanım sıklığına bağlı aydınlatma kullanım senaryolarını da pandemi öncesi, pandemi süreci ve pandemi sonrası olarak tanımladık. Burada yine aldığımız anket sonuçlarına bağlı olarak yaklaşık konutta yaşayan kişilerin profillerine ilişkin bir saptama ve kullanım saatlerine ilişkin bir saptama yaptık. Hafta içi, hafta sonu saatlerinde sabah 7, akşam 12 aralıklarında mekan doluluk oranı ve paylarına bakarak. Gün ışığına bağlı aydınlatma kontrol senaryolarında da demin başta söylediğim gibi 4 tane mekan kullanım sıklığına bağlı tüm lambaların açık olduğu C1, manuel kontrol C2, kademeli aydınlatma kontrol stratejisi, genel aydınlık düzeyi tavana monte bir fotoresist sensör aracılığıyla gün ışığına bağlı 4 kademeli loşlaştırıcı C3 ve lineer aydınlatma kontrol stratejisinde gün ışığına bağlı aydınlık düzeyi arttıkça lambalar sürekli ve doğrusal olarak loşlaştırılıyor ve eşik değere ulaştırıldığında örneğin salonda 150 lüks için kapalı konuma getiriliyor. Bunları da Design Builder'daki aydınlatma kontrol senaryolarını referans alarak tanımladık. Ve bütün bunlara bağlı aslında yıllık aydınlatma enerjisi tüketim sonuçlarına senaryolarım üzerinden baktığımızda özet olarak geçmemiz gerekirse, şurada sadece şöyle bir grafiği rahat okumanız için açıklamada bulunayım. Blok 2 ve blok 7. Güneydoğu ve kuzey yönelişi söylediğimiz senaryolar C1, C2, C3, C4. C4 için ve C3 için yansıtma çarpanı 05-08 aralığında arttığı durumda pandemi öncesi senaryo ile pandemi senaryosu arasında aydınlatma enerjisi tüketimindeki fark cephe yönlenişi ve aydınlatma kontrol tercihlerine bağlı olarak %24.1 ile %67.5 arasında değişmekte. Blok 7'de ele alınan örnek alan salon kuzey yönüne baktığında yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi blok 2'de örnek olarak alınan yine salon güneydoğu yönünde %4.8 ile %8.1 arasında baktığımızda daha yüksek. Blok 2 ve blok 7 için kademeli kontrol stratejisi ile manuel kontrole kıyasla sırasıyla %4.7 ile %5 ve %5.6 ile %8.7 bir iyileştirme elde ediliyor. Lineer kontrol stratejisi C4 olarak tanımladığımız bizim çalışmada enerji tüketimini manuel kontrol C2 senaryosuna göre blok 2 için %6,3 ile %6,8 ve blok 7 için %8.4 ile %11.3 arasında azaltmakta. Tüm lambaların açık olduğu senaryoya kıyasla lineer kontrol stratejisiyle %35,7'ye varan bir enerji tasarrufu sağlandı. İç duvarların yüzey renklerinin ışık yansıtma çarpanlarını %5'ten %8'e yükselttiğimizde yıllık aydınlatma enerjisi tüketimine de yine olumlu bir katkı sağlayarak blok 2 için %3.3 ile %3.8 ve blok 4 için %5.1 ile %6,8 bir azalma, iyileşme görüldü. Sonuç olarak gene birkaç noktada özetlemek gerekirse bu çalışma kaldı bana hocam. Tabii hemen hocam son iki slide. Bu çalışma kapsamında COVID-19 sürecinde değişen çalışma alışkanlıklarına bağlı olarak konutların ofis ihtiyacı olarak kullanıldığı durum üzerinden iki farklı cephe yönelimine sahip yaşama alanları, görsel konfor gereksinimleri, aydınlatma enerjisi performansı ve insan odaklı aydınlatma tasarım kriterine göre simülasyon programları aracılığıyla değerlendirildiğinde
yaşam alanı için göz seviyesi ve bakış doğrultusuna bağlı tanımlanan dikey düzlemde asgari sirkadyen tasarım gereksinimlerini karşılayacak MLA değerleri aydınlık düzeyi veya renk sıcaklığının değiştirilmesiyle elde edilebilmektedir. Ancak yatay düzlemde aydınlık düzeyin artırılması dikey düzlemde eşdeğer oranda aydınlık düzeyi artışına karşı gelmemektedir ve bu durum yatay düzlemdeki aydınlık düzeyini önemli ölçüde arttırmaya ve kamaşmaya neden olabilecektir ve tabii ki konforsuzluğa bizi götürecektir. Bu nedenle M bölü T oranı ve Kelvin değeri yüksek ışık kaynakları seçmek mekan algısını değiştirebilir. Ama bu da bir öte yandan kullanıcının fizyolojik konforunu ve psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Konut aydınlatmasında kullanıcı tercihine bağlı kullanım esnekliği, insan odaklı aydınlatma konseptiyle desteklenmeli. Lambaların ışık akısı, renk sıcaklığı kontrol edilebilir olmalı ki biz hep burada LED ve dimlenebilir bir sistem koyduk simülasyonlara. Enerji verimliliği ve sirkadyen tasarım hedefleri gün ışığında mutlaka faydalanarak sağlanmalı. Konutlarda enerji tüketim pandemi öncesine göre artmış olsa bile simülasyon sonuçları, dinamik LED armatürler ve aydınlatma kontrol stratejileriyle birlikte kullanılarak ve duvar yüzeylerinde yansıtma çarpanında değiştirilerek aydınlatma enerjisinde %38'e yakın bir tasarruf sağlayabileceğini gösterdiği için bu tür senaryolama gitmeyi biz destekleyerek öneriyoruz. Kullandığımız bir sürü kaynakça var. Onları da zaten bildiri kitapçığında verdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Kapsamlı bir çalışma. Bir seri olarak devam ettiğini söylediniz. Herhalde doktora çalışması olarak da devam ediyor gibi mi oluyor? Egemen'e de bir merhaba de Egemen bakalım. Sen de o zaman. Doktora çalışması çok daha kapsamlı hocam. Aslında ben Egemen'in eş danışmanıyım bir taraftan. Aslında bir optimizasyon evet arıyor. Modelleme olarak kendi süresi tabii daha iyi olur. Yani ama değişkenler çok fazla, parametreler. Evet Banu Hocam size teşekkür ederiz. Egemen'i de evet merhaba dedik. Merhaba hocam. Evet, bir soru var mı diye soralım isterseniz. Katılımcılardan. Güzel güzel dinliyoruz şu anda. Sayımız da gittikçe artıyor. Bir iki giriş çıkışlarla. Cumartesi bugüne göre bence çok başarılı. Sunumlar da gayet iyi. Güzel anlattınız herhalde. Banu Hocam soru yok herhangi bir şekilde. Ama bir sürü parametre var, değişken var. Siz de bunu ifade ettiniz. Bunlara bir optimizasyon ararken, hani burada da bir optimizasyon ihtiyacı var. Hepsi aslında tümüyle hani başka uygulamalarla değerlendiriliyor ama her konuda kendine göre çok odaklanılması gerektiğinde sonucu ortaya çıkıyor. Hani burada, şeyde. Selman Hocam ben kısa bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Selman Hocam. Tamam. Gelen hala arabada mısınız Soyan Bey? Hocam ben arabadayım. Şöyle yolda değilim. Bugün cumartesi. Hakan Bey bilir. Cumartesi günleri bütün Almanya'da bütün çocuklar futbol maçlarını yaparlar. Spor alanlarındayız. Tamam, onlara geliyorum o yüzden. Tamam, şöyle söyleyeyim. Bu ben parametreler ilgimi çekti. Klinik çalışmalarda bu parametrelerle ilgili tabii bizim tecrübemiz az. Kullandığınız parametrelerdeki o yani 400 EMT değeri diye bir şey söylendi falan vesaire. Aslında sanırım bu tür parametrelerin biz doktorların ihtiyacı var değerlendirmek için. Çünkü şu anda hani klinik çalışma planlıyorum ben. Hangi parametreleri kullanmam gerektiğini bilmiyorum. O konuda Banu Hocam'ın yani kullandığı parametreler gerçekten hani bir öneri mi? Yoksa bilimsel olarak insan fizyoloji üzerindeki çalışmalarla elde edilmiş kriterler mi? Çünkü teknik parametrelerin henüz bildiğim kadarıyla fizyolojik çalışmaları yok. Hani burada EMT'den kastettiği şeyi tam olarak anlayamadım ben. Hani kriter ne o? Lüks olarak tamam ama melanopik ışık şiddetinden kastettikleri şey gerçekten çalışılmış bir parametre mi? Soyan Hocam bir aslında ilk soru yakalayamadığınız için de hani orada detaylı anlatıldığı için Banu Hocam orada detaya girmedi. Yine bir iki cümleyle söylesin lütfen. Buyurun. Evet, evet şimdi bu konuda aslında BCI'nin standartı var bir de WELL standartları var. Biz de onları aslında inceledik ve burada WELL standartındaki formüle adapte ettik. Yani siz iç ortamda aydınlık düzeyini sağladığınız zaman orası için öngörülen bu gerçekten sirkadyen stimulusu eşit derecede devreye geçirebiliyor mu? Bu noktada da lambaların aslında bir takım değerleri var. Onları isterseniz sonra paylaşırız daha uzun bir sakin bir zamanda.
da soyandı. Sözünüzü keseyim. Serman Hocam'ın uyarısıyla şunu anladım. Ben YouTube kaydını baştan tekrar seyredeceğim. Çünkü bu spektral dağılımları bizim çalışmada ölçerek koymuştuk. Tamam hocam, anladım. Ama ben onu geriye dönüşlü olarak videodan tekrar şey yapıp olursa Banu Hocam'a yönelirim. Teşekkürler. Tabii tabii, yani keyifle. Sevda'nın çalışmasını da bir de dikkatli izlemenizi rica ederim. Tamam, teşekkürler. Bu çalışmaları yollayalım tekrar. Hani şey, tamam. Metin olarak da. Teşekkürler. Çok kısa bir soru sorabilir miyim? Buyurun Kâhine Bey. Şimdi bu esasında anladığım kadarıyla enerji tasarrufunu da içeriyor ve artık hemen her şey LED'ye döndü. Şu anda dünyada genel olarak, göz için değil henüz ama genel olarak insanların elektromanyetik, sadece görünür ışık değil, diğer ışın kaynaklarında da maruz kalmasını şey yapan çalışmalar var. Şunu sormak istiyorum. Daha önceki aydınlatma sistemleriyle, yani onlarda görünür ışık dışında da ışınlar vardı. Burada sadece enerjinin kendisi değil, hangi elektromanyetik dalgaların ortadan kalktığını bilmek bu çalışmanın bir parçası mıydı? Ya da böyle çalışmalar var mı? Çünkü bu o tip ışınlar bir taraftan insanların kanser olmasını ve bazı hastalıklara yatkın olmasını şey yapar. Şu sonuç daha sonra çıkartılabilir, çünkü sadece görünür ışık olduğu için LED'de bu tip risklerin azaldığı gösterilebilir. Ama eğer infrared ve ultraviyole yok olduğu için bunlar değişebilir. Böyle bir çalışma daha önce var mı? Bunu öğrenmek istedim. Bunu anlatabildim mi? Neyi sorduğumu? Yani aslında ben de biraz yardımcı olayım isterseniz, hani zamanı doğru kullanmak açısından. Şeydeki aslında LED'lerdeki ışık, beyaz ışık üretimi, yani görünebilir bölge dediğimiz 380-780 mm arasındaki şey, üzerine koyduğumuz o şeydeki fosfor tabakayla gerçekleştiriyoruz. Bir yöntem bu. Bu ama kendi içinde ya şeydeki kısa dalga boya dediğimiz mor mavilerde ya da UV dediğimiz o şeylerde ışık üreten sistemler. Şimdi o boyutlar floresan lambalarda da aynı mantık vardı biliyorsunuz. Onunla iç yüzeyine şey yaptığımız fosfor malzeme. Her aydınlatmada bu dikkate alınıyor. Ve aslında biraz önce ben fazla uzatmak için Canan Hocam'ın ifadesinde hani sanki ters böyle döngü yaptığımız zaman ışık kullanmak insanları kanser yapar mı gibi sorusunun hani hep vardır ya magazin şeydeki. Bunlar hiç kanıtlanmış şeyler değil aslında Hilmi Bey. Ama çalışmalar bu boyutta tabii ki dikkat edilerek ışık kaynakları üretilmeye çalışılıyor. Bu noktada aslında LED'lerin bir daha çok civa içermemedikleri fonksiyonuyla ön plana çıkartılıyor. Yoksa diğer insan sağlığı açısından özellikle kısa dalga boylu ışınlarda daha yoğun ışık yayabilen kaynaklardan bahsediyoruz aslında şu anda. LED'ler de o kadar masum değil yani. Onu söylemek istiyorum. Dikkatli olması gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Ama biz bu çalışmada esas olarak bu konforun tanımı üzerinden giderken, yani görsel konforu anlamaya çalışırken, insan odaklı aydınlatma konseptine yaklaştırırken, günümüz teknolojisini de sisteme kattığımızda neler oluyor'a baktık. Onun arkasında da bu parametrenin bazılarını tabii bu tasarım ilkelerine katmadık. Ama yani bu konu çok bütüncül ve o bubble diagram aslında çok organik. Hilmi Bey, çok birbiriyle kesişen kümeler var. Bence çok daha öne açık ve çok daha yıllar biz bunu tartışıyor olacağız. Çünkü hep birlikte tartışıp büyüyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz. Ben de öyle bir şey söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de bir cümle söyleyebilir miyim? Egemen. Hocam, biz de bu cümleyi veriyorum şu anda. Tamam, çok teşekkürler. Literatüre baktığımızda biz de Maria Figuera'nın bu anlamda çalışmalarını görmüştük. Özellikle hastane ortamında sağlık çalışanlarıyla disiplinler arası bir takım çalışmalar yapmış. Sağlık için etkilerine bakmış. Ama bizim Banu Hoca'nın söylediği gibi odaklandığımız nokta konfor oldu. İç mekanı oldu. Onun çalışmalarına bakılabilir. İsterseniz paylaşabilirim sizinle. Çok memnun olurum. Sağ olun. Teşekkürler. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz sunum içinde. Müsaadenizle dördüncü sunuma geçiyorum. Canan Hocamı da görüyorum zaten. Sunumun başlığı biyodinamik aydınlatma ve nörobilim. Gene çok ilginç bir sunum olacağından eminim.
biliyorum da zaten. Çalışmayı Hakan, pardon, Canan Perdahçı ve Hakan Ünsalan birlikte hazırladılar. Canan Hocam sunacak. Buyurun, söz sizin Canan. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle sesim geliyor mu? Hocam geliyor. Tam ekrana geçebilir misiniz? Tamam, şu anda her şey normal. Buyurun lütfen. Efendim ben Canan Perdahçı, elektrik mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim ve aynı zamanda nörobilim uzmanıyım. Çalışmaya, bu konferansa biyodinamik aydınlatma ve nörobilim adlı çalışmamızla katılıyoruz. Yıllardan beri ELECO olarak bildiğimiz kısa adının elektrik, elektronik ve biyomedikal mühendisliği konferansını uzun yıllardan beri başarıyla götüren, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konferansta olmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. Çalışmamız Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde aydınlatma tekniği dersinin anlatıldığı LITPA Aydınlatma Ölçüm Laboratuvarı olarak bilinen bir sınıfta gerçekleştirildi. LED lambalı biyodinamik aydınlatma armatürleri ile Kocaeli Üniversitesi ve LITPA Aydınlatma tarafından yürütülen bu araştırmada iki dönem boyunca veri alındı. Çalışmayı biz Kocaeli Üniversitesi'nde aydınlatma tekniği dersimizi alan öğrencilerle birlikte gerçekleştirdik. Bu öğrencilerimizin sayısı toplamda 190. Bunlardan 142 tanesi erkek öğrencimiz ve 48 tanesi de kadın öğrencimiz. Yaşları ortalama olarak 19 ile 32 yaş aralığında. Bu çalışmanın başında, deneylerin başında projeyi tüm ayrıntılarıyla öğrencilerimizle paylaştık. Aydınlatma hakkında biraz onlara bilgiler vermeye çalıştık. Çalışmamızın nasıl yapılacağını anlattık. Daha sonra kendilerinin istekleriyle gönüllü olarak bize katkıda bulunmak istediklerini söylediler. Ve dersimizi bütün bir yıl boyunca onlarla birlikte hem dersimizi işledik hem ölçümlerimizi yaptık. Sizler de takdir edersiniz ki var olan var olanla ölçülüyor. Burada insan üzerindeki etkisini, ben bugün çok üzüldüm, ben bugün çok mutluyum gibi ifadeleri ölçmek çok nasıl diyeyim, ölçebilmek kolay bir şey değil, ölçülemiyor. Bu anlamda bu çalışmaların başarıya ulaşması için verilerin çok fazla ve uzun süreli tekrarlanabilir olmasının sonucunda bazı çıkarımlar yapabilir oluyoruz. İşte bu çalışmada onların en güzel örneklerinden biri olacağını düşünüyorum. Bu konuda araştırma ekibimiz, biz bölüm olarak katkıda bulunduk. Bunun yanında iki psikiyatri doktorumuz, klinik psikologlar ve LITPA mühendisleriyle birlikte bu çalışmamızı biz 2016 yılında tamamladık. Aslında üzerinden de epeyce uzun bir süre geçti. Yavaş yavaş projemizin amacından da biraz bahsedeyim. Şimdi konu aslında ışık. Işık insanların doğada maruz kaldığı bir durum. Yani ışık sadece fiziksel bir parametre değil. Aynı zamanda kişinin zihinsel ve bilişsel performansını etkileyen önemli bir faktör. Bu nedenle son yıllarda birçok araştırmacı ve bilim insanı ışığın bu yönünü keşfetmekle ilgili çok çalışmalar yapıyorlar. Biz bu çalışmada iç aydınlatma ortamlarında ışığın sağlıklı, insanın kişinin sağlıklı, iyi ve güvende hissetmesi, biyoritim ve performansının üzerindeki etkilerini de göz önüne alarak insanın hem fizyolojik hem de psikolojik gereksinimlerini karşılayan, işte var olan ışık algılarına uygun, LED lambalı, renk sıcaklığı ve ışık akısı değişebilir, ofis ve eğitim alanlarında kullanılabilir aydınlatma armatürlerini geliştirdik.
Tabii ki bugünkü yapacağım sunumda bu geliştirdiğimiz armatürlerin elektriksel karakteristikleri, durumları bugünkü teknolojimize göre epey geride kalmış durumda. Fakat yaptığımız nörobilim çalışması veyahut da sınıfımızda aldığımız bu verilerin her zaman çok kullanabileceğimiz veriler olduğunu düşünüyorum. Fakat o gün sınıfta ne kullandıysak bugün de aydınlatma armatürlerinde onları size, değerleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bugün bu çalışma yapmış olsaydık çok daha farklı armatürler kullanırdık ve hali hazırda da şu anda devam etmekte olan projemizde daha farklı tip armatürlerle çalışıyoruz. Aydınlık düzeyi sabit olmayan, zamana göre ve havanın durumuna göre sürekli değişim gösterebilen aydınlatma senaryolarını planladık sınıfın içerisinde. Ve projemizde öğrencilerimizden farklı ışık renklerinde ve seviyelerinde, ışık renginin ve seviyesinin dinamik olduğu ortamlarda günlük hazırlanmış testleri 2,5 yıl boyunca çözmelerini istedik. Işık rengi ve aydınlık düzeyindeki değişimlerin kişilerin çalışma performansına olan etkilerini incelemek istedik ve aydınlatma ile bu aldığımız sonuçları ilişkilendirmeye çalıştık. Burada amacımız başta eğitim alanında olmak üzere her türlü ofis ortamlarında performans ve verim artışını sağlamaktı. LED lambalı armatürlerle bunların otomasyonuyla büyük bir enerji tasarrufu elde etmekti. Ve enerji verimliliğine katkıda bulunmaktı ki akıllı şehirler konseptinde bu tip çalışmalara çok daha önem veriliyor. Ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir artış gösteren bazı mental rahatsızlıklarda, özellikle de depresyonda da bazı katkılar bulunabileceğini düşündük. Projemizin yapılışında sınıfımızı belirledik. Bu sınıfımızın bitmiş hali. Gördüğünüz gibi burada biyodinamik aydınlatma armatürlerimiz var. Bu aydınlatma armatürlerinin biz senaryolarını kendimiz belirlemiştik. Ben 80 dakika boyunca burada belirlediğimiz senaryolarda bu ışıkla öğrencilerimizle ders yaptım. Daha sonra 80 dakikanın sonunda belirleri tüm dünya tarafından kabul edilmiş, sağlık kurumları falan tarafından kabul edilmiş testler çözdü öğrencilerimiz. Ve bu testlerdeki verileri de projede sonuçta sizlere aktaracağım. Bu sınıfımızın yapısını, belirlediğimiz senaryoları biz bu projede kendimiz belirledik ama şu anda bu çalışmayı bugün yapsak dışarıda dinamik olan hava durumunda içeriye aktaran, yani hiç ışığını dışarıdaki güneşi görmeden karanlık bir ortamda dışarının o andakini canlı olarak simüle eden bir ortamda bu çalışmayı hayal ediyorum. İnşallah böyle bir şey de kısmet olur. Çalışmamızda projemizi yaparken, oluştururken sınıfımızın yaptığımız değişiklikleri sizlerle çok kısaca paylaşayım. Sınıfımızın rengi koyu bir kavun içi, kırmızıya yakın bir renkti. Bunları değiştirdik. Yeni tavan plakalarını değiştirdik. Burada 2276 M malzemesi tercih edildi. Çünkü bu ışık yansıtma değerlerinin %85 olması istendi. Bu sınıfta kullanılan armatürlerin verimliliklerini oldukça yükseltti. Fakat mesela bu çalışmaya başladığımız anda biz bütün sınıfı beyaz yapmıştık. Daha sonra ilerleyen haftalarda öğrencilerimle derinliği kontrol edemedik. Hocam biz her tarafı bembeyaz görüyoruz, derinliği algılayamıyoruz dediler. Bunun üzerine arka taraftaki duvarımızı açık, böyle ıhlamur rengi, çok açık sarıya boyadık. Krem gibi bir derinliği fark ettik. Farklı hale getirdik. Ve biyodinamik aydınlatma armatürleri ilk başta tek başına yerleştirmiştik. Daha sonra çalışmalar ilerledikçe konvansiyonel lambalarla olan farklarını da ölçmek istedik. Daha sonra tekrardan yanlarına konvansiyonel lambalarımızı ilave ettik. Ve bu tadilatların yapılması epey bir süre aldı tabii ama sonunda
istediğimiz bir aydınlatma sınıfına, ölçüm laboratuvarına ulaştık. Burada öğrencilerle yaptığım ders sırasındaki bir resmi görüyorsunuz. Boyama işlemi gerçekleştikten sonraki halimiz. Aynı şekilde sıraları turuncudan beyaza döndürdük. Ve dışarıdan gelen ışıkları engellememiz gerekiyordu. Yer zemin kaplaması çok önemliydi. Birçok aydınlatma hesaplarında zemin kaplamalarını ihmal ederler. Fakat bunun değişmesi muhakkak gerekiyordu. İlk başta beraber kullandık ve sonuçlar çok da doğru çıkmıyordu. Daha sonra ekranda gördüğünüz şekilde sınıfımızı artık bir ölçüm laboratuvarına çevirmiştik. Burada sınıfın arkasında bir çalışma alanı yarattık. Burada ortamda ekstra bir çalışma alanı bulunması gerekiyordu. Çünkü öğrenciler ders sırasında dikkatlerini bizim çalışmalarımıza vermemeleri gerekiyordu. Ben hocam 5 dakikanız var. Hani sonuçlar. Teşekkür ederim hocam. Sonuçlarıma hemen geçeceğim. Bu alınan sensörlerle biz burayı dinamik olarak kontrol ettik. Otomasyon için gerekli ekipmanları sağladık ve 3 noktadan sensörlerle verilerimizi anlık olarak aldık ve bu aldığımız verilerle tekrardan istenen aydınlık düzeyini sağladık. Sınıfın içerisinde lambaların dağılımı ekranda gördüğünüz gibi 3 çeşit senaryoyla çalıştık. Armatürümüz dediğim gibi 2016 yılında tamamlanmış olan çift driver kullandık. Çok kısa olarak ekranda göstereyim. Kullandığımız lümen ve kelvin değerlerini ve ışık dağılımlarını, güç analizi parametrelerini daha sonra arzu eden hocalarımıza merak ettiğiniz konular varsa tekrar dinleyicilerimizle paylaşabilirim. Ve dim oranlarıyla biz otomasyon sistemimizle birlikte sınıfta değişik senaryoları öğrencilerimizle beraber yaşadık ve bunun üzerine de bu testlerimizi tamamladık. Aydınlatma senaryolarımız 3000 Kelvin 500 lux, 4000 Kelvin 500 lux ve 2700-6300 Kelvin'de 250 ile 1000 lux arasında istediğimiz Kelvin'de istediğimiz lux değerinde değerlerimizi sağlayabildik. Hatta bununla ilgili şu anda sınıf çalışmalarından size örnekler gösteriyorum. Bakın 2 tane armatür şu anda tavanda gözlemliyorsunuz. Bu şekilde sınıfımızda öğrencilerimizin olmadığı bir anda gerçek hiçbir montaj olmadan çektiğimiz fotoğraflarımız. Bu renkleri kendimiz de elde ettik. Ve sonuç değerlendirmesinde bu 3 senaryonun içerisinde durum kaygı ölçeği sonucuna göre öğrencilerin durumluk kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Yapılan ikili karşılaştırmalara göre 3000 Kelvin 500 lux senaryo grubundaki öğrencilerin duyum kaygısı puanları 4000 Kelvin 500 lux grubundaki ve biyodinamik senaryo grubundaki öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. 4000 Kelvin 500 lux ve biyodinamik senaryo grubu öğrencilerinin durum kaygı puanları arasında istatistiksel olarak bir anlamlı bir fark bulunmamıştır. İkinci sonucumuz senaryolar öğrencilerin durum puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Biz burada testlerden bahsedemedik zamanımız dar olduğu için. Daha sonra isterseniz paylaşabiliriz. İkili karşılaştırmalar yapıldığında 3000 Kelvin 500 lux senaryo grubundaki öğrencilerin Bourdon puanları biyodinamik senaryo grubuna göre daha düşük çıkmıştır. Üçüncü sonucumuz 3000 Kelvin 500 lux senaryo grubundaki öğrencilerin Weiss test puanları 4000 Kelvin 500 lux grubundaki ve biyodinamik senaryo grubundaki öğrencilere göre daha düşüktür. Biyodinamik senaryo grubundaki öğrencilerin Weiss test puanları ile 4000 Kelvin 500 lux senaryo grubundaki öğrencilerin Weiss test puanları arasında istatistikler olarak bir anlamlı fark bulunmamıştır. Senaryolara göre öğrencilerin gizlenmeler grup testi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Yapılan çalışmaların sonucuna göre
3000 Kelvin 500'lük senaryo grubundaki öğrencilerin durum kaygı skorları 4000 Kelvin 500'lük grubu ve biyodinamik senaryo grubu öğrencilerinden daha yüksek saptanmıştır. Bu bize çalışma ortamlarında ve eğitim kurumlarında daha az kaygı ve bu kaygının getireceği daha az stres olacağını belirtmektedir. Bu sonuçlar ışığında akademik performansı ve konsantrasyona bağlı iş performansının artacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yapılan bilişsel İşlev testlerinde de 3000 Kelvin 500'lük senaryo grubundaki öğrencilerin test sonuçları biyodinamik senaryo grubundakilerine göre daha düşük bulunmuştur. Bu deneylerden sonra diyebiliriz ki değişen ışık rengi ve seviyesi öğrencilerin kaygılarını değiştirebilir. Soğuk ışık ve biyodinamik aydınlatma öğrencilerin kısa süreli hafıza ve hatırlama yeteneklerini artıracak ve öğrenci başarısını artıracaktır. Başta eğitim kurumları olmak üzere birçok benzer ortamda faydalı sonuçlar meydana getirmiştir. Ayrıca soğuk ışık ve biyodinamik aydınlatma öğrencilerin akademik açıdan zorlu ortamlarda daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacaktır. Projemiz TÜBİTAK desteklidir. Başta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na, Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz Sayın Saadettin Ülagi Hocam'a, elektrik mühendisi bölümüne ve burada bize katkı sağlayan çok değerli öğrencilerime ve siz dinleyenlere çok teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. Biz teşekkür ederiz Can Hocam. Deneysel çalışmaların ne kadar zor ve özverili olduğunu biliyoruz. Kapsamlı bir deneysel çalışma gerçekleştirilmiş durumda. Ama bunların sonuçlarıyla böyle bir guide şeklinde hani bir yönlendirici şeyler de çıkıyor gibi gözüküyor. O açıdan da güzel bir çalışma. Siz sunumunuzu şey yaparsanız başka soru soru kapatabilirseniz Can Hocam için herhangi bir sorusu olan var mı? Hocam müsaadenizle Hakan Bey'le beraber hazırlamıştık. Sanırım tabii. O da şu anda... Yok, ben zaten ona söz vereceğim Can Hocam. Sanırım... Sorular belki olabilir diye görüyorum Hakan Bey. Sadece sunumu kapatırsak diye düşünüyorum. Ekran paylaşımınızı stop yaparsanız bu iş olacak aslında. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum ben de. Evet Hakan Bey buradalar. Soru var mı diye bir daha soralım Hakan. Belki soruyu cevap şansı da olabilir senin açından. Peki Hakan Bey sizlerle şey yapalım bir cümle. Sanıyorum soru yok. Ben öncelikle bu güzel toplantı için Özkan Hocam'a sizlere sayın dinleyicilerimize çok teşekkür Özcan ederim. Özcan Hocam burada değil mi? Özcan Hocam sağ olsun. Öğrencisin yani. Yani çok uzun yıllar galiba. Oldu. Çok uzun yıllar oldu. Çok uzun yıllar oldu görmedim. Çok seviyorduk kendisini o zamanlar. Şimdi de burada çok seviyoruz. Ama bilmiyorum şu anda şeyde dinliyor herhalde. Sağ olsun. Dinliyorum. Sesim geliyorsa duyuyorum dinliyorum. Duyuyorum evet. Hocam nasılsınız? Çok teşekkürler tekrar bu fırsat. Çok teşekkürler. Tabii böyle bir çalışmada ana nokta bu sistemi kurmak değil. Hocam da dediği gibi bu sistemin daha iyisini, daha güzelini, gelişen teknoloji. O zaman el yordamıyla 2016'da ne tunable white driver'lar vardı ne LED'ler bu kadar verimli ve gelişmişti. Ancak burada çok önemli kriter bunun ölçülebilir, tekrarlanabilir, sonuçlarının değerlendirilebilir olması. Çünkü bu tür çalışmalarda en zor şey sonuçları alabilmek. Ne sonucu alacağız? Genelde yapılan çalışmalarda daha iyi olduğu gibi sonuçlar geliyor. Bu konuda yapılan hemen hemen bu boyuttaki ilk çalışmalardan bir tanesi. Çalışmadan önce insan deneyi yapacağımız için etik kurulu izni aldık. Yapılan bütün testler ki 7-8 ayrı test yapıldı aslında. Dünyada bu konuda geçerli güvenilir olur testler ve ölçekler olan ve bu testlerin Türkiye'deki geçerliliği, güvenilirliği de ispatlanmış testlerdi. Bu testleri yapmaya yetkili klinik psikologlar uyguladı. Yani çalışma bu anlamda tüm bilimsel gerekleri yerine getirecek nitelikte ve çerçevede tasarlandı. Yaklaşık Bey, biraz zamanımız da hemen şey yapıyorum hocam. Biliyoruz. Çok da güzel vurgular yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Yani bu konuda da çalışma yapmak isteyen arkadaşlara destekle olmaya çalışıyoruz. Mesaj olsun bu aslında. Tabii. Evet. Yani bu kriterler çok önemli. O zamanlar melatonin testleri çok zordu. Sadece kanla yapılıyordu. Şimdi çok daha basit yapılabiliyor, ekonomik yapılabiliyor. Soyhan hocamla yeni bir şey için Ege Üniversitesi çocuk
çocuk yoğun bakımında hastaneyi biyodinamik, bir bölümü biyodinamik hale getirip test edilebilir hale getirdik. Şimdi oradan çalışmalar bekliyoruz. Yine beraber... Yani zaten sizi davet ederken uygulamaya yönelik çalışmaları istedik. O hastane sonuçlarını da hep bekliyoruz. İnşallah şimdi orada da çalışmalar... Başka ortamlarda da bunları paylaşacağız. Ama buradan bir mesajımız şöyle. Siz zaten elektrik mühendisliği disiplininden geliyorsunuz. Yani bu konferansın da şeyine uygun olarak elektrik elektronik kontrol sistemleri burada gerçekten bu verileri kullanarak gerçekten akıllı sistemleri oluşturacak yapıya sahip. Bunlar bir açılım. O açıdan birbirimize sürekli iletişim içinde olalım. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Hakan Bey size de hani özel sektör olarak bu konulardaki bu girişimleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu şimdi zamanı birazcık tabii ki sonuna doğru geldik. Şefika sakın şey yapma, sana gerekli zamanı vereceğiz. Ben o teminatı almıştım. Devam edeceğiz onun için. Son şeye giriyor, geçiyoruz sunuma. Bu sunumumuzun başlığı çalışma ortamlarında ışığın görsel olmayan etkilerinin iki farklı ölçme yöntemiyle incelenmesi. Şefika Pekin ve Rengin Ünver hocamızın ortak hazırladıkları bir çalışma. Şimdi söz senin Şefika. O sunumunu paylaşabilirsin. 15 dakika süren var. Hiç tedirgin olma. Sorularını da alacağız. Tamam mı? Teşekkür ederim Süsen Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben kendimden biraz bahsedeceğim. Kısaca ben Şefika Pekin, mimarlık lisans eğitimi Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra bir mimarlık ofisi proje yürütücülüğü yaptım. Daha sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapı fiziği lisans programında Rengin Ünver hocamla yüksek lisans tezimi tamamladım. Sonra da yine hocamla ışın görsel olmayan etkileri üzerine doktora çalışmamıza devam etmekteyim. Sizlere hocam ile birlikte hazırlamış olduğumuz bu çalışma ortamlarında ışın görsel olmayan etkilerinin iki farklı ölçme yönteminde incelenmesi başlıkta bildiğimizi sunacağım. Sunumunu paylaşmanı bekliyoruz. Şehir sikrinden şey yapıyorsun değil mi? Tamam, geliyor. Okey, tamam. Geldi mi hocam? Geldi, geldi canım. Tamam. Sunumda ilk olarak ışın insan üzerindeki etkilerinden kısaca bahsedeceğim. Bu bir etki mekanizmasının sayısallaştırmak amacı oluşturan modellerden bahsedeceğim. Daha sonra ışın görsel olmayan etkilerini iki farklı ölçme yöntemini incelediğimiz çalışmayı aktaracağım. Çalışma sonucunda da elde edilen verilerin karşılaştırılması ve değerlendirmesiyle çalışmadan elde edilen sonuçları aktararak sunumu tamamlayacağım. Günümüzde yapay aydınlatma, değişik etkinliklerin kısa ya da uzun zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesine bağlı olarak insan bedeninin uyum süreçlerinin önem kazandığı bir bilim alanı konumuna gelmiştir. Mekanlar, işlev, boyut, aydınlatma ve benzeri değişik özellikleri gereği kullanıcı dikkatini, davranışlarını yönlendirmekte, insan bedenini bilişsel, duyusal ve biyolojik açılardan etkilemektedir. İnsanların var olan sirkadiyen ritmini bir başka deyişle biyolojik ritmin değişiminde etkin bir rol oynamaktadır. Işığın insan üzerindeki etkileri görme organımızda iki yola gerçekleştirir. Optik sistemiyle görsel algı ve yanıtları yönetirken, retino-hipotalamik sistemiyle sirkadiyen endokrin ve renal davranış fonksiyonlarını düzenler. Işığın görsel etkileri, görsel refleksleri gerçekleştirdiği optik sistemin en hassası olduğu dalga boyu 5.5 nanometredir. Işığın görsel olmayan biyolojik etkilerini gerçekleştirdiği retino-hipotalamik sistem ise 460-490 nanometre dalga boyunda mavi ışığı uyarımına karşı hassastır. Görsel olmayan bu etkiler kısa ve uzun süreli etki olarak ikiye ayrılır. Kısa süreli etkiler melatonin salgısı, vücut ısısı, kalp atışı, uyanıklık, bilişsel ve psikomotor performans gibi hayati fonksiyonları etkilerken uzun süreli etkiler ise biyolojik saat tarafından kontrol edilen vücudun 24 saatlik uyku uyanıklık döngüsünü sirkadiyen ritmi etkilemektedir. Işığın görsel olan etkileri fizik ortamdaki aydınlatma koşullarına ilişkin ışık ölçümsel parametreler olan ışık akısı, ışıklılık, aydınlık düzey aracılığı değerlendirirken bu büyüklükler için standartlarda verilen değerler temelde gündüz görme koşullarında çalışan görme organının alt tabakasındaki konu ışık açılarının özellikleri olan ışığa duyarlılık özellikleriyle bağlantılıdır. Ülkemizde doğal ve yapay aydınlatma için ışın görsel etkilerinde standartlar genelde TSN 12.464-1 ile TSN 17.37 standartları yürürlüktedir. Işığın görsel olmayan etkilerini değerlendirmesi ise insanın biyolojik sirkadiyen ritmini yöneten melatonin görme koşullarına ilişkin parametreler dikkate alınmaktadır.
Menfi görme için kısaca görme sistemimizden bahsedersek, insanlarda gündüz görmeyi ve renkte ayırt etmeyi sağlayan kuni deliyle gece çevreyi renksiz olarak algılamayı sağlayan sopacıklar vardır. 2000'li yıllardan itibaren Soran Hocam da bahsettiği gibi literatüre giren 3. fotoreseptör daha keşfedilmişti ve ışın tarifinin görünür ve görünmeyen bölümlerini değerlendiren bu fotoreseptörün işlevi kuni ve sopacıklardan büyük ölçüde farklı olup ışığa duyarlı retinal ganglion hücresi, yani kısaca menfik olarak adlandırılmaktadır. Görünür ışınların algılanması pek fazla rol olmayan melanopikler temelde uyku uyanıklık döngüsü, uyanıklık ve ruh hali gibi biyolojik fonksiyonları etkilemektedir. Doğal ve yapay aydınlatma sistemlerinden yayınlanan ışın insanda yol açtığı görsel olmayan tepkileri etkileyen parametreler günümüzde henüz kesin değişmemiş olmakla birlikte de ışığın yeniliği, dalga boyu, maruz kalma süresi, maruz kalmanın gün içindeki zamanlaması, kullanıcı özellikleri ve kullanıcının ışık geçmişi ile ilişkilendirilmektedir. Işığın görsel olma etkilerini daha öncesinde aslında Sermin Hocam ve Sevda Hanım'ın bahsettiği ve aynı şekilde sevgili Banu Hocam'ın da bahsettiği gibi çok kısaca ben de bu görsel olma etkileri yönelik bir takım modeller oluşturulmuştur. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki 2001 yılında Gal, Reinhardt ve Tapan tarafından deneysel çalışmalarda elde edilen sirkadiyen eylem faktörüdür. Bu model ışık uyarının çeşitli dalga boylarında melatonin baskılamasını harekete geçirmesiyle ilgilidir. Sirkadiyen eylem faktörü, sirkadiyen ritmin insan gözünün duyarlı olduğu dalga boylarında melatonin baskılamasındaki değişikliklerini çeşitli fotometriklerle ilişkilendirmiştir. Ve günün saatine bağlı olarak farklı sirkadiyen eylem faktörü değerleri, örneğin gündüz yüksek, gecede düşük değerleri önerilmektedir. Yansıda görüldüğü gibi, konuyla ilgili yapılan kim çalışmalarda ofis ve endüstriyel işlevlerde kullanılan çalışma ortamlarında yatay ve düşey düzlemde yapılan ölçmelerde bu değerlerin 0.35 ile 0.45 arasında değiştiği saptanmıştır. Bir diğer model ise Amerika'da 2012 yılında Figueroa ve arkadaşları tarafından Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde geliştiren sirkadiyen müartimetridir. Bu model ışığa bir saat maruz kalınması durumunda göze giren ışık niceliğinin melatonin üretimini baskılama oranına ilişkin bir derecelendirme oluşturmuştur. Sirkadiyen uyarının yani CS'nin 0 olması, melatoninin baskılanmadığı 0.7 olması ise teorik olarak %70 oranında baskılandığı durumu göstermektedir. Örneğin bir ofis ortamı için gündüz saatlerinde bu değerin 0.3 veya üzerinde öğleden sonra altında veya daha düşük olması, akşamları ise 0.1 ve daha düşük olması önerilmektedir. Eşdeğer menfik aydınlık düzeyi ise insan sirkadiyen sistemini etki açısından ışığı tanımlayan bir diğer modeldir ve burada görsel olma etkilerine katkıda bulunan 5 fotoreseptörün melanopsin tepki eğrisinin ölçüsü olan eşdeğer menfik aydınlık düzeyinde 2017 yılında bu metrik aynı zamanda Avrupa standardı 2017'de yayınlanan Avrupa standardı ve 2018'deki Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nun yayınladığı standartta önerilmektedir ve insan gözünün duyarlı olduğu 5 alfa-optik alıcının özellikleri ve dalga boyuna göre değişen bağlı tarifsel duyarlılıklarını tanımlamaktadır. Yansıda 5 alfa-optik alıcı ve bağlı tarifsel duyarlılıklarını görmekteyiz. Bu eşdeğer aydınlık düzeyi modelini değerleri göz hizasında tarihsel ışının ölçeğiyle ölçülerek maruz kalan ışığın tarihsel enerji dağılımı miliwatt metrekare olarak elde edilmekte. Bu birim watt bölü metrekare çevirerek gözdeki 5 alıcının her biri için ayrı alfa-optik aydınlatma değerlerinin hesaplanmaktadır. Bu hesaplama 2020'de CNN'in yayınladığı alfa-optik araç kutusu aracılığıyla yapılabilmektedir. Ayrıca bu Excel programı şeklinde olan bu arayüz ayrıca ışın tarihsel dağılımı grafikleştirerek ışık alıcılarının hassasiyet eğrilerine göre ayrıklandırılmış grafiklerini de oluşturmaktadır. Burada zaten daha önce sunumlarda da bahsedildiği gibi eşdeğer aydınlık düzeyinin hesaplanması ile ilgili veriden çok kısaca bahsedeceğim. Uluslararası Sıvı Yapı Enstitüsü sirkadiyen aydınlatma tasarımında minimum gereksinimleri değerlendirmek için eşdeğer aydınlık düzeyinde kullanılan farklı aydınlatma koşullarının varlığı için sınırları belirleyen bir sertifikasyon sistemi geliştirmiştir. Burada da işte gözle ölçülen aydınlık düzeyinin ortamı aydınlatan ışın tarihsel enerji dağılımına göre ağırlıklandırılması, birkaç çarpılması da elde edilmektedir. ML değerlerinin yılın her günü göz hizasında gündüz 9 ile 1 saat arasında en az 200 ML, gece ise en fazla 50 ML düzeylerinde olması sağlanması önerilmiştir. Işın görsel olmayan etkilerinin büyüklüğünün
büyüklüğü bahsettiği modellerde de görüldüğü gibi ışığın taşsal dağılımı ile ilişkilendirilmektedir. Konuyla ilgili çalışmalarda ışığın taşsal dağılımı ile ilgili ışığın ölçümsel ve ışık ölçümsel ölçüm aletleri bir arada kullanılmaktadır. Söz konusu ölçüm aletlerinin doğal olarak çalışma biçimlerinde farklılık vardır. Bu ayrımlar ölçmede doğruluk ve karşılaştırılabilirlik açısından sonuçları etkileyebilmekte. Dolayısıyla aydınlatma alanındaki tasarım, araştırma ve iyileştirme çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Literatürde söz konusu ölçme aletlerinin işleyiş biçimi farkına dikkate alan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Konuya katkı sağlamak amacıyla kapalı çalışma ortamı kullanıcılarının ışığın görsel ve görsel olmayan etkilerini ölçülerek belirlenmesine yönelik bir araştırma planlamış ve ölçmelere başlanmıştır. Ve bu kapsamlı sınırı olan bu bildirimde söz konusu araştırma bağlamında bir ofis ortamı kullanıcısının ışıktan görsel ve görsel olmayan etkilenmesini farklı ölçme yöntemiyle çalışan aygıtlarla belirleme yönelik gerçekleştiren deneysel çalışmamızın ön sonuçlarını sunuyoruz. Bu kapalı çalışma ortamlarındaki bu çalışmada alan deneyi olarak kurguladığımız bu çalışma 4 adımda oluşmaktadır. 4 deney ortamının özelliklerinden, deney zamanlarından ve deneylerde kullanılacak ölçme aletlerinden bahsederek ölçme sonuçlarının karşılaştırılması şeklinde anlatacağım. Deney ortamı İstanbul'da Kadıköy ilçesinde 15 katlı bir yapının 4. katında yer alan açık plan ofis bölümünde, gerçek bölümündedir. Alüminyum doğramalı cam giydirme cephe sistemine sahip yapının pencerelerinde film katlı çift cam kullanılmıştır. Döşeme alanı 158 metrekaredir. Döşeme asma tavan arası uzaklıkta 2.45 metredir. Pencere önündeki yüksekliği 80 santim oldu. Altlarda da 1.65 santim pencere alanı kalmıştır. Pencere duvar alanının oranı da %25'tir. En yakın dış engel de 20 metre mesafededir burada. Ofis iç yüzeyden yansıma çarpanları yansıta görüldüğü gibi tavan ve çalışma masalarında 0.8, duvarlarda 0.7, döşemede ise 0.2 olarak ölçülmüştür. Ofis pencerelerinde ancak açık sarı renkte opak plastik düşey parçalı perdeler bulunmaktadır. Mekanın yapı aydınlatma sistemi 60x60 cm boyutlardaki yayınlık aydınlatma biçimine sahip 20 adet aygıtla sağlanmaktadır. Bu aygıtlar 40 watt gücünde, 3000 Kelvin renk sıcaklığında ve renksel geri verimlilikleri 80'den büyüktür. Katılımcı mekandaki kuzey doğu, kuzey yönüne bakan pencerelere yakın ancak arkası dönük konumda çalışmaktadır. Resimlerde de onun çalışma görme alanını ve onun ofisten görünüşünü görmekteyiz. Işığa maruz kalma zamanının biyolojik ritmi etkileyen menorifik görme etkisini, üzerindeki etkisini belirleyebilmek amacıyla günün farklı zaman aralıklarında ve yılın farklı dönemlerinde gerçekleştirdik deneylerimizi. Ölçmelerimizi Ocak, Nisan, Haziran aylarında olmak üzere 3 dönem için haftanın birbirini takip eden 5 iş gününde günün belirli saatlerinde tekrarladık. Çalışmada kış ve bahar yaz dönemlerinin olmak üzere toplam 15 günü ölçme yaptık. Ölçmelerde derin ışığı gözdeki yeşil ışık alıcısının duyarlılığına göre ölçen aydınlık ve renk ölçer, Konica Minolta ve ışığın dalga boyuna göre ışınsal büyüklüğünü ölçer, tersel ışını ölçer olarak kullandığımız nanolambda cihazını kullandık. Nanolambda cihazından kısaca bahsetmek gerekirse bu 5 nanometrelik adım boyutlarıyla 340 ila 1000 10 nanometre arasında dalga boylarının tersel enerji dağılımını watt bölü metrekare cinsinden ölçmektedir. Ve bu aslında Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nun araç kutusunu kullanarak ölçülen tersel enerji dağılımını aydınlık değerine ve alfabik ışınlara dönüştürmektedir. Akıllı telefona kurulan bir program vasıtasıyla Bluetooth bağlantısı üzerinden gün içerisindeki kayıtları kayıtlara erişilebilmektedir. Yansıta gün boyunca nanolambda ölçme aygıtına alınan görüntüler yer almaktadır. Nanolambda cihazı isteğe bağlı olarak 1 ya da 5 dakika aralıklarla da ölçüm yapmaktadır. Deneyde aydınlık düzeyi ve renk sıcağı ölçmeleri tarihsel ışınma ölçeğiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir ve katılımcının göz hızasında yapılan ölçmeler yerden yaklaşık 1.2 metre yükseklikte ve masadan 10 santim geride olarak belirlenen noktada yapılmıştır. Nanolambda cihazı ölçümü bir ayak vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bildiride iki farklı ölçme aygıtıyla günün farklı zamanlarında ve yılın 3 dönemindeki toplam 15 iş günü boyunca elde edilen ölçme sonuçlarının karşılaştırması ve değerlendirmesi
sunmaktır ve deneylerde elde edilen veriler Excel programında tek etken değişiklik çözümlemesi, anova ve regresyon analizi uygulanarak analiz edildi. Ölçme dönemlerinde farklı aydınlatma düzeni uygulanan günler analiz dışında bırakıldı. Böylece toplamda 13 günlük veri analiz edildi. Sonuçlara baktığımızda çalışmada ölçülen düşey aydınlık düzeyi, renk sıcaklığı ve hesaplanan eşdeğer menetik aydınlık düzeylerinin günün farklı zaman aralıklarındaki farklı ölçme dönemlerine göre istatistiksel anlamlık düzeyleri yansıda 6-6 gram tablolarda sunulmuştur. Burada istatistiksel açıdan anlamlı farklı gösteren değişkenler mavi taranarak belirtilmiştir. Genel olarak her 3 dönemde de düşey aydınlık düzeyi değerleri arasında yaz dönemi sabah saatleri dışında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır. Her 3 dönemde de tersel ışınma ölçerle ölçülen düşey aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığı değerleri aydınlık ölçerle ölçülen düşey aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığı değerlerine göre daha yüksek elde edilmiştir. Şefika, 15 dakikanı tamamladın ama 2-3 dakika şey için bekliyoruz. Tamam hocam. Zaten çok az bir saat kaldı. Tamam. Eşdeğer aydınlık düzeyi değerleri ise aydınlık ölçerle elde edilenlere göre daha düşük ölçülmüştür. Bahar döneminde MRI-TCP arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyinde farklılık olmamasına karşın yaz ve kış dönemlerinde ayrımlar saptanmıştır. Burada biraz öncekileri grafik olarak aktarmak istiyorum. Aydınlık düzeyi değerleri tüm ölçme dönemlerine göre değişimini görüyoruz. Aydınlık düzey değerlerinin gün içinde değişimi tersi ışınım ölçerle aydınlık ölçere göre daha belirginir ve daha önce belirttiğim gibi daha yüksektir tersi ışınım ölçerle ölçülenler. Ve MRI değerleri ise tersi ışınım ölçerle daha düşük ölçülmüştür. Ve genelde de bu arada MRI değerlerinin tüm dönemlerde daha büyük, tüm dönemlerde çoğunlukla önerilen standartta önerilerini sağladığı görülmüştür. Yine çalışmada elde edilen renk sıcaklığı değerlerimize baktığımızda da tersel ışınma ölçerle elde edilen renk sıcaklığı değerlerinin renk ölçerle elde edilenlere göre yüksek olduğu saptanmıştır. Genel olarak sabah saatlerinde tersel ışınma ölçerinin daha yüksek sonuçlar elde ettiği, bu ayrımın en çok yaz döneminde gerçekleştiği söylenebilir. Sonuç olarak bildiri kapsamında kısaca aktarılan bu çalışmada ortam ışınının gözdeki koni açısının görme göre değerlendiren aydınlık ölçer ve renk ölçerlerin ölçme sonuçlarında dalga boyuna göre ışınımsal büyüklüğünü ölçen tersel ışınma ölçerinin ölçme verileri karşılaştırıldığında dönemlere göre ve zaman günün farklı zamanlarına göre elde edilen sonuçlarda anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Ancak ayrımlar dönemsel olarak çok büyük değildir. Bu olgunun iki ölçme aletinin işleyiş farklılıklarına bağlı olduğu söylenebilir. Çalışma için görsel olmayan etki mekanizması için üretilen çıktılarda ölçme hatalarının ne oranda gerçekleştiğini belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır ve kapalı çalışma ortamı kullanıcılarında ışın görsel olmayan etkilerinin belirlenmesini araştırmak amacıyla başlatılmış olan araştırmanın bir parçası ve bildiride sunulan bu çalışma ölçme yöntemlerinin ölçme sonuçlarının etkisini incelemek adına genişletilerek sürdürülecektir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Varsa sorularınızı yanıtlamaktan da memnun ediyorum. Biz teşekkür ederiz zamanında kapsamlı bir şekilde şey. Şimdi Şefika istersen sunumu kaldır tekrar şey yapıyoruz. Sorular var mı diye soralım. Hı, var mı sorusu olan Şefika'ya? Sunumu kaldırabilir misin? Hocam bir dakika kaldırmakta zorluk yaşıyorum. Yukarıdan şey olabilir. Şöyle aslında şunu sormak istiyorum. Sizin yapmak istediğiniz bu çalışmada Şefika biraz şey... Çok affedersiniz hocam. Şu anda şeyi bulamadım. Yapacağım. Hemen kaldıracağım hocam. Kardeşimi durdur diyeceğim. Evet. O senin elinde olan bir şey çünkü. Öyle olmuş. Evet. Kusura bakmayın. Bu şu anda sizin çalışmanızda yapay aydınlatma sabit. Herhangi bir şekilde dinamiklik yok. Değil mi? Öyle anlıyoruz. Pardon hocam, sorunuzu paylaşmayı durdur rica ederim. Tamam, şu anda konsantre ol istersen. Ben de girebilirim eğer izin verirlerse. Tabii, Rengin hocam da şey yapabilir. Diyorum ki bu çalışmada yapay aydınlatmalar sabit. Gün ışığının etkisi analiz ediliyor. Sanki çalışmanın sonucunda bu yani bir kullanıcılara bir anket çalışması mı uygulanıyor? Burada ne analiz edilecek? Yani dinamik aydınlatma, yapay aydınlatmanın bir tarifi mi yoksa
bu önerilen gün ışığı katkı şeydeki bu işte şeydeki insan odaklı aydınlatma için önerilen kalite kriterlerinin analizi mi? Yani yolunuz hangi yolda onu öğrenmek için sordum. Hocam, Rengin hocam siz mi? Hayır, sen cevapla bunu, ben sonra şöyle, ekleyelim. Aslında biz burada normalde ışın görsel olma etkisini belirlemeye yönelik olarak ışık ölçümsel büyüklük olarak sadece aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığını kullanmadığımız bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Ve oradaki verilerde de farklı yıllara ait farklı dönemlerin verileri var. Ve taşsal ışınımı ölçer de yaptıklarımız ve aydınlık ölçerle yaptıklarımız var. Burada onun aslında bir doğrulamasını yapmak için bu çalışma onun bir parçası aslında. Onu anlıyorum canım da, yani bundan sonraki çalışmanızın gittiği yönü sormuştum. Şey yapılabilir, yani yapay aydınlatmada bir değişkenlik olacak mı? Hayır, yapay aydınlatmada bir değişkenlik değil. Tamam. Hayır, şöyle ben kısaca söyleyeyim Şefika'nın çalışmasını. Sabit bir yapay aydınlatma altında günün değişik saatlerinde gün ışığının etkisini de dikkate alarak sirkadyen ritimdeki değişmelerin belirlenmesi. Hedef bu. Ve bunun için de iki ayrı ölçme yöntemi, bunları evvelki sunumlarda genelde kullanılan ölçme aletleri alışageldiğimiz aydınlık düzeyi ölçerler idi. Burada ise ışınım ölçer olan nanolambda denilen bir başka alet kullanıldı. Ve bunun verileriyle gün boyunca pencereden giren ışığın, doğal ışığın da etkisi dikkate alınarak da değerlendirmeler yapıldı. Çalışması da bu doğrultuda devam ediyor. Yani daha önceki bu oturumdaki diğer sunumlarda gün ışığının belli bir oranda göz ardı edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bunu uygulamak için söyledim Rengin Hocam. Öyle algıladım ben de. Evet, bu da onun için ayrı bir önemi var. Bu şekilde devam edeceğiz. Ayrı bir çalışma. Evet. Peki başka katılımcılarımızdan bu sunuma Şefika ve Rengin Hocam buradalar. Katkı ya da bir şeydeki sorusu olan var mı diye sorayım. Biraz zamanımızı geçtik. Evet, farkındayız. Ama şeyde bana bu süreç verilmişti. Çünkü arkamızdan başka Zoom toplantısı olmadı. Bence güzel bir katılımlı birliktelik yaşadık yine şeyde. Özcan Hocam burada. Biz aslında ELEKO başlarken de söyledim ben. 2022 içerisinde bize bu olasılık tanındığı için, yani çalışma konularının farklı disiplinlerin bir arada çalışması gerektiği zaten ortada. Evet Özcan, sen açtın şeyi. Teşekkürlerimi sundum. Ben de ATMK'nın ELEKO ile olan işten birlikteliğine çok teşekkür ediyorum. Buradaki topluluk emek verdiler, çalışmalarını paylaştılar. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Bu ilişkinin devam etmesini dilerim. ELEKO'lar da sizin çalışmalarda devam ettiği sürece güzel bir işbirliği olacak, devam edecek gözüküyor. Kesinlikle bir şey açılım olacaktır diye düşünüyoruz. Hocam bir şey daha söyleyelim. Çünkü biraz önce bizim farklı kişiler olabilir. Hem burada şeyde de geçsin, Soyun Hocam için falan. ELEKO 2022 web sayfasında kongre programına girildiği zaman her şeydeki orada oturumlar açıldığında kare kodlarıyla bu bildirilerin tamamına ulaşılabiliyor. Evet. Değil mi? Onu da özellikle belirtelim. Evet. Bir başka şey de hocam, kare kod okumak sıkıntısı yaşandığı söyleyenler oldu. Ben de yoktu ama buyurun. Yok, linkler koydum şimdi. Yani diyelim ki 99 PDF tıkladığınızda doğrudan doğruya bilgisayarınızda açılıyor. Yani bilgisayarda da kare kod okutmak gerekmiyor artık. Tamam. Yani farklı katılımcılar olabilir. Onun için bunları söylemek gereği evet, doğru olur diye düşündüm. Peki o zaman kongre devam ediyor ve aslında bir tarafta şu anda bir çağrılı konuşma vardı değil mi? Hani o şekilde isterseniz herkes ayrılmayın, oraya girin diye de mesajımızı da verelim. Buraya katkıda bulunan özellikle sunumlarla çok kısa sürede hani ama konunun önemi açısından da bir bütünlük olarak bu değerli sunumları hazırlayan ve bizlere sunan, burada katılımcı olarak bizlerle içten bir şekilde birlikte olup sorularıyla katkılarda bulunan, biraz önce söyledim çok uluslararası bir şeydi. Almanya'dan katılımcılarımız var şu anda, İtalya'dan katılan arkadaşımız var, özel sektörümüz var, akademisyenlerimiz var. Hep bu birlikteliğimiz böyle devam edecek. Özcan Hocam da burada.
ve tüm ekibi, Eleko 2022'ye tekrar teknik ekip özellikle sizler çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam kapatmadan sözünü tut. Hatıra fotoğrafı olmak için herkes görünebiliyor. Evet, herkes o zaman açabilen açsın ekran bakalım. Ekran resmimiz olsun. Yoksa yan yana olsak hep beraber çekilirdik. Ya gerçekten evet, yani. Ben de isterim ama benim kameram çalışmıyor. Zarar yok artık. Özcan Hocam şey dedim aslında başlarken diğer şeydeki çağrı konuşmada. Kebapları gösteriyorsunuz hep dedim şeyde. Evet. Bursa'ya gitmemiz lazım değil mi artık? Kesinlikle. Tabii tabii bekliyoruz. Seneye uluslararası olacak, ondan sonra ulusal olacak. Umarım sağlıklı koşullara erişeceğiz. İnşallah. Hep beraber yan yana olacağız. İnşallah. İyi de çok çok güzel bir organizasyondu. Başta sizin emekleriniz, tüm organizasyon komitesi. O açıdan çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, açabilenler açtı. Şimdi, fotoğraf alıyorsunuz herhalde. Bir sayfadan oluştuğu için bir sayfayı aldım diyeyim ben kendi adıma. Diğer çok sayfaya da geçmeyi düşünüyorum. Diğer sayfayı da aynı şekilde alalım. Bizim taraf da çalışıyor ATMK olarak fotoğraflamaya. Çok iyi yapıyorlar. Ben kayıtlarımı aldım. Herhalde herkes benzer uygulamayı yapmıştır. Çok teşekkür ediyorum herkese. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Tek o zaman bu arada katılımcı olanlara zaten taşınır bellekte, kitapta teşekkür belgeleri, katılım belgeleri ellerine gelecek yakında. Harikasınız. Çok teşekkür. Bu Zoom bağlantılarını şeylerini hani mesela bu oturumun bir ATMK ile paylaşma şansınız olabilir mi? Olur. Hani daha, evet. Onu da rica ederim o zaman. Yaparız. Tekrar YouTube'daki biz de daha deneyelim. Açık olacak. Zoom'ları da paylaşırız. Biliyoruz YouTube'lar paylaşılıyor da bunun için özellikle. Çok olur. Teşekkür ediyoruz tekrar. Tüm katı hep beraber değil mi Özcan Hocam? İkimiz evet, teşekkür ederim. Beraber çok kapatalım o zaman. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.